Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 25 Aralık 2020. Cuma günündeyiz. Saatlerimiz 7.07'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve öncelikle tabii ki dünkü karşılaşmaları konuşacağız. Sonrasında telefon hattını açıp sizin gündeminizdeki konuları da tabii ki değerlendireceğiz. Süper Lig'de 14. hafta dünkü 4 karşılaşmayla birlikte geride kaldı. Günün en çok merakla beklenen karşılaşması şüphesiz Ankara Gücü Beşiktaş mücadelesiydi. Saat 19'da başladı. Beşiktaş 61'de Vida'nın golüyle karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Tabii enteresan bir karşılaşma oldu. Çok hücum zenginliği olan bir maç değildi. İki takımın da şut sayısı ondan azdı. Ve Beşiktaş da bir duran topla maçın kilidini açtı. Domagoj Vida geçen hafta da çok şık bir gol atmıştı Erzurumspor karşısında. Bu hafta ondan daha çok görmeye alıştığımız tarzda bir kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı 3 puana taşıdı. Tabii ki bu karşılaşmayı detaylı olarak değerlendireceğiz. Aynı saatte oynanan diğer bir maç Rizespor Antalyaspor mücadelesiydi. Burada da Rizespor'un galibiyeti geldi. Yasin Pehlivan 7. dakikada Rize'yi 1-0 öne geçirdi. 59'da Şiko da 2-0 yaptı. 61'de Podolski yine uzaktan çok güzel bir gol attı. Alman Yıldız skoru 2-1'e getirdi ama geri kalan bölümde başka gol olmadı. Buradan da Rize mutlu ayrılan taraf oldu. 16 seansına geçersek burada da Sivasspor 3 Gençlerbirliği 1 sonucu vardı. Max Gradel Sivasspor'un tartışmasız en etkili ismi. Dün de maça damgasını vurdu diyebiliriz. 0-0'da kaçırdığı pozisyonlar, girdiği pozisyonlar, 45'te attığı gol maçın gidişatını değiştirdi. Sonrasında Hakan Aslan ve Yatabare'nin golleri geldi ki Yatabare'nin de yine golü bir hayli şıktı. Uzak köşeye bir plase gönderdi deneyimli oyuncu. Son bölümde ise Arda Kızıldağ'ın golü geldi Gençlerbirliği adına ama tabii ki onlar da puansız ayrılmak durumunda kaldılar. Ve diğer maç Kayserispor Konyaspor son bölümü tabii büyük bir heyecana sahne oldu. Kayserispor 45'te Henrique'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Ancak ikinci yarıda Aaron Lennon çift sarıdan kırmızı kart gördü ki kendini aldattı. Hakeme aldatma yönelik düzeltiyorum kendini değil. Hakeme aldatma yönelik hareketinden ikinci sarıyı gördü. Oyun dışı kaldı. Son bölümde Konyaspor bir penaltı kazandı. 89'da Uğur Demirok skoru 1-1'e getirdi. 90+8'de ise Yevtoviç golü attı ve Konyaspor bu aslında zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Şimdi puan tablosunda 14 maç sonunda Alanyaspor 27 puanla liderlik koltuğunda. Galatasaray'ın bir maçı eksik 26 puanda. Fenerbahçe 14 maçta 26 puanla 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 13 maçta 25 puan. Eksik maçını kazandığı anda Alanyaspor'un da üstüne çıkma şansı var siyah beyazlı ekibin ama Galatasaray'ın da bir puan gerisine yer aldığını söyleyelim. Gaziantep ligin flaş ekibi, onlar da 24 puanla 5. sırada yer alıyorlar. Sonrasında 21 puanlı Hatayspor geliyor. 20'şer puanlı Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor var. Ama Trabzonspor'un tabii rakiplerine göre bir maç fazlası olduğunu da söyleyelim. 18 puanlı 4 takım Konyaspor, Göztepe, Rizespor ve Kasımpaşa 10 ila 13. sıralar arasında yer alıyorlar. Sivasspor dünkü galibiyetle puanını 17 yaptı. 14. sıraya yükseldiler. Antalyaspor 17 puanda kaldı 15. Son şampiyon Başakşehir 13 maçta sadece 15 puan toplayabildi. 6 mağlubiyeti var ve 16. sırada küme düşme hattının 2 basamak üzerinde haftayı kapattılar. Onlar adına tabii ki felaket bir başlangıç. Aslında ligin ilk haftalarındaki o kötü oyundan sonra toparlamışlardı Şampiyonlar Ligi ile birlikte ama sonra tekrar bir düşüş İstanbul temsilcisinden. Denizlispor üst üste galibiyetler aldı Yalçın Koçukavak'la. Dün de maç yapmadan küme düşme hattından çıktılar. Çünkü Gençlerbirliği 3-1 kaybedince averajda Denizlispor 17. sıraya yükselmiş oldu. Gençlerbirliği 12 puanla 18. Kayserispor'un 10 puanı var 19. Ankara Gücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 9'ar puanları var. Son iki sırada bu iki takım yer alıyor. Haftayı bu şekilde
kapatmış olduk. Bugün maç yok. Süper Lig'de bir günlük bir nefeslenme olacak ama yarınla birlikte tabii ki karşılaşmalar tekrar başlıyor. 16'da Göztepe Fatih Karagümrük ve 19'da haftanın maçı Trabzonspor Galatasaray. O maçla da ilgili tabii büyük ihtimal gazetelerde detaylar vardır. Onlara da değinmeye çalışacağız. Dün ayrıca tabii kararlar açıklandı. PFDK kararları, Fatih Terim'e 5 maç ceza verildi. Tabii bir maçı geçti Fatih Terim. Son maçta yedek kulübesinde yoktu. Önümüzdeki 4 maçta yedek kulübesinde olamayacak ki Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçları bunlar. Beşiktaş maçıyla birlikte geri dönecek. Tabii işin bir de tahkim süreci var. Galatasaray tahkime de başvuracak. Belki oradan da bir indirim gelebilir. Marka, o da kırmızı kart görmüştü maç sonunda. Ona da bir maçlık bir ceza verildi. Yani bu haftaki Trabzon maçıyla birlikte o da sahalara geri dönecek. Galatasaray'da tabii bu cezalar üzerine sosyal medya hesabından ve internet sitesinden de bir açıklama yayınladı. Herkes için adalet istiyoruz dedi Galatasaray. Bu açıklamanın detaylarını da yine program içinde bakacağımızı söyleyelim. Son bir haber vereyim. Çok da alışık olmadığımız haberlerden biri. O da şu: Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de 12 Temmuz 2020 tarihinde oynanan Bursa Spor Menemen Spor maçının bahis yoluyla manipüle edildiği gerekçesiyle TFF Etik Kurulu soruşturma açtı. Etik Kurulu maçta forma giyen tüm oyunculardan savunma istedi. Dün bizim Ajans Spor'da Salim Manav'ın özel haberiydi ve bunun da bu soruşturmanın da devamının geleceğini söyleyelim. Sadece bu maçta sınırlı kalmayacak gibi gözüküyor. Bunların da detaylarına program içinde bakacağız. 7.20 saatlerimiz, maçları değerlendirmeye başlayacağız. Şimdi Ankaragücü Beşiktaş mücadelesi tabii ki programa giriş yapacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Hafta içi maçları genel bir sorayım, şimdi aklıma geldi. Nasıl hissettirdi sana maçları hafta içi olması, lig karşılaşmanın? Çok alışık olduğumuz bir durum değil. Genelde Premier Lig'de, La Liga'da, İtalya Serie A'da, Bundesliga'da takip ederdik. Ama ligimizde de ben keyif aldım açıkçası. Eve gittim. Yani benim işim tabii 3'te bitiyor programda. Sonra 16'da maç var. Onu izliyorum. Arada bir yemek molası. 6-7 arası. 7-9 tekrar maç. Ben keyif aldım açıkçası. Bilmiyorum sana aynı şeyi hissettirdi mi? Ya da dinleyiciler 16 maçları belki güzel oluyor. Hep söylüyorum ben, yani 15-16 seansı maç izlemek için güzel bir seans. O hoşuma gidiyor benim de. Onun dışında tabii işte Fenerbahçe-Başakşehir maçı çok tartışmalı oldu hakem açısından. O biraz keyifsizdi. Onun dışında ama futbolu izlemek hafta içi güzel mi? Güzel. Yani pandemi öyle dönemi için bence pandemi döneminde hani normal zamanda bilmiyorum aynı etki yaratır mı, ama hani insanların geneli evde ya, mesela evden çalışıyorlar. Yani hani öyle senin kadar muhteşem etkilenmedim ama hafta içinden 16 seansı benim hoşuma gidiyor, o kadarını söyleyeyim. Tamam, maça dönelim o zaman. Ankaragücü Beşiktaş mücadelesi. Aslında ben tabii Beşiktaş'ın çok zorlanacağını tahmin ediyordum Ankaragücü karşısında. Son dönemin bana kalırsa formda ekiplerinden biriydi başkent temsilcisi. Dün de aslında maçın geneline bakarsak çok net gol pozisyonlarına girdi Ankaragücü ama değerlendiremedi. Beşiktaş bir duran topla, vidayla işi çözdü ve galibiyete ulaştı. Çok iyi oynamadığı bir maçı kazanması tabii Beşiktaş'ın bana kalırsa önemliydi. Sonuçta her maç aynı konsantrasyonla, aynı istekle oynanamaz. Dün de bana kalırsa Ankaragücü çok daha iyi bir oyun planıyla sahaya çıkmıştı. Fakat Beşiktaş, Sergen Yalçın da maç sonu söyledi, İkinci yarıda duran toptan gol bulmamız lazım demiş futbolcularına. Ki öyle de oldu. Bir duran top golüyle birlikte galibiyete ulaştı. Rakiplerinin kazandığı haftada da problem yaşamadı. Aslında Ankaragücü hani net pozisyonlar buldu deniyor diyoruz. Ama bulmadı mı? Maç sonunda XG 0.85 çıktı Ankaragücü'nün gol beklentisi. Bir taraf 8 şut çekti Ankaragücü. Beşiktaş 7 şut. Kaleyi bulan da bir isabetli şutu var Ankaragücü'nün. Beşiktaş'ın da gol beklentisi 0.71 çıktı. Mesela şu gol beklentisi eklenmiyor ya, ilk yarıda Lobjanić'in kaçırdığı pozisyon mesela, karşı karşıya kaldı, kaleciyi geçti, out'a çıktı. Şimdi o XG'de gözükmüyor ama şuta dönüştürebilse herhalde en net pozisyon maçın içinde oydu. Şuta dönüştürse zaten sadece ondan iki tane gelmesi lazım XG olarak. Emre Gural'ın
ilk pozisyonunda çok uzaktan müşut atması XG'yi düşürdü. 25 metreden falan vurdu ilk pozisyonda. Çok kolay bir açı değil. Çok kolay bir mesafe değil. İkinci pozisyonu çok daha net ceza sahası içerisinde. Evet, çok rahat aslında. Vida ona uzak kaldı. Yanında diğer oyuncu vardı, o uzak kaldı. O Emre Güral'ın pozisyonu, bir de Emre Güral'ın hani yeteneğini de düşünürsen o bayağı iyi bir pozisyonda Ankara Gücü adına. Yine çerçeveyi bulamadı. Ama tabii Lobjanidze'nin yani o karşı karşıya kaldığı pozisyonda niye öyle yaptı, neden o tarafa gitti, diğer tarafa taraf bomboştu, gitse. Evet. Yani belki bazı oyuncular vardır, basketbolda da böyle olur. Tek tarafa doğru gidebilir. Hani içeri doğru girmek kullandığı ayağıyla ona çok zor gelir. Belki onu düşündü. Ama orada tabii Ankara Gücü adına en önemli fırsatı kaçırdı. Dolayısıyla hani karşılaşmada şimdi baktım tekrar rakamlara. Bir kere 34 tane faul vardı. Faul rakamının yüksek olduğu, kaleyi bulan şut sayısının az olduğu, işte böyle bir tarafın skoru bulup koruma ihtimalinin yüksek gözüktüğü bir karşılaşma oldu ve golü bulan da Beşiktaş oldu. Beşiktaş adına tabii 3 puan müthiş değerli, müthiş önemli. Özellikle bu tarz deplasmanlar takımın genel gidişatını, genel havasını bozabilecek deplasmanlar oluyor. Çünkü Beşiktaş zaten bu haftaya kadar 4 kez mağlup olmuş. Bunun yanında hala oyun içerisinde iyiye doğru bir gidiş olsa da tam anlamıyla Beşiktaş böyle istediği seviyede olan bir ekip değil. Hala belli kırılganlıkları var. Dün de bunu gördük. O yüzden bir kere 3 puan Beşiktaş adına altın gibi oldu. Bir de dünkü oyunu gördükten sonra, ama dün zaten maçın başından sonuna kadar hani Beşiktaş'ın zorlanacağı belliydi. İlk 5 dakikada hemen maç kendini belli etti. Yani o maçın ortada gideceği, oyunun ortada olacağı kendini belli etti. Ki Lobanisse'nin de bir pozisyonu vardı. Saat çaprazdan ceza sahasına girdi. Vuruşunu evet. Wellington araya girerek kurtardı. O da aslında yine bence net pozisyonlardan biriydi. Mesela Lobanisse'nin ikinci pozisyonunda, hani az önce bahsettiğimiz, anlattığımız pozisyonda orada Beşiktaş'ta Wellington neredeyse hani Ankara Gücü yaralının ortalarında presi yapan oyuncu, orada işte faul oluyor, hakem devam ettiriyor, Emre Güral pası veriyor ve Beşiktaş kalesine en yakın oyuncu olarak da Atiba gözüküyor. Onun biraz da yanında Vida var. Belki aynı hizadalar. Atiba bana biraz daha geride gibi geldi. Hani işte sahanın ölçülerine göre 45-50 metre Beşiktaş'ın arka tarafında bir boşluk var. Beşiktaş bayağı önde kuruyor savunmasını. Ve hani Ankara Gücü'yle alakalı olarak herkesin bildiği arkaya çok iyi oyuncu kaçırması bugün gibi açık. Böyle bir rakibe karşı bile Sergen Yalçın'ın oyun anlayışını değiştirmemesi bir bakımdan güzel, bir bakımdan da ilginç. Hani riskli bir oyun anlayışı çünkü. Ama burada Ankara Gücü de gel gel yapmadı mı? Beşiktaş'a topu bıraktı. Her takım Beşiktaş'a gel gel yapıyor. Ama sadece, bu kadar mesela topu oynaması çok düşüktü. Çok geride bilerek hani iki taraflı bence. %40 yani. Ankara Gücü'nün ama o golden sonra düzeldi. Yoksa %72-28 de ilk yarı tam bakayım 71.7'ymiş ilk yarı Beşiktaş'ın toplu oynaması. İşte tamam, zaten senle benim söylediğim aynı şey. Hani Ankara Gücü bunu yapacağını Ankara Gücü de biliyor. Aslında sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Büyük ihtimalle Sergen Yalçın da biliyor. Ben bu kadar geriye çekilmesini bu kadar beklemiyordum. Ben mesela Wellington kaç kere sağ bek gibi bindirdi. Hani düşün, o kadar gerideki Ankara Gücü sağ beki bindiriyor. Üstüne bir de sağ stoperi Wellington sağ bek gibi oynamaya başladı. Ben bu kadarını beklemiyordum. İşte neticede Ankara Gücü bu oyun anlayışıyla eline geçen fırsatları değerlendirmesi gerekirdi. O fırsatlardan birini değerlendirse çok daha zor, çok daha geri dönmesi hani imkansıza yakın bir maç olabilirdi. Çünkü Beşiktaş dün Abubakar'ı hiç devreye sokamadı neredeyse maç boyunca. Şutu yok. Abubakar'ı devreye sokamadı. Mensah yine o kalabalık arasında kayboldu gitti. İstediklerini yapamadı. Gezal biraz o tarafta etkiliydi. Onun dışında Larin de işte idare etti diyebilirsin. Ama işte Beşiktaş'ta hani Abubakar ve Mensah'ın giremediği bir oyunda zaten işin çok kolay olmayacağı belliydi. Dün
bireysel performansı olarak herhalde en fazla Rozi'ye dikkat çekmiştir Beşiktaş'ta. O bayağı iyi günündeydi. Kademelere etkili girdi. Onun dışında Gezal'in tabii ortası, Vida'nın kafası 3 puanı getirmeleri açısından son derece önemli. Bunun yanında tabii Larin'in attığı gol, golün verilmemesi yine karşılaşmada çok fazla konuşuldu, tartışıldı. O tartışılırken Ankara Gücü cephesi de maç sonunda goldeki avantaj kuralına bir gönderme yaptı. Orada hakem avantajı oynatıyor dedi. Ondan sonra pas yerine gitmeyince tekrar döndü, faul verdi dedi Mustafa Hoca. Ben maçta dikkat etmemiştim. Sonra yayıncı kuruluşun özetine baktım. Özette faul öncesi bir el pozisyonu var. Ondan öncesini göstermemişler. O yüzden bir şey diyemedim. Hani tam anlayamadım o pozisyonu. Çünkü Ankara Gücü cephesi net bir şekilde diyor ki hani bir işte faul ya da el pozisyonu oldu. Hakem devam ettirdi. Devam ettirdikten sonra Beşiktaşlı oyuncular topla oynadı. Hani avantajı kullandı. Avantajı kötü kullandı. Ona rağmen hakem döndü. Faul işaret etti dedi Mustafa Hoca. Böyle söyledi. İşte dediğim gibi özette baktım, özette göremedim. Özette sadece Wellington'ın vurduğu ve rakibin eline çarpan bir top var. Orada onu gösteriyorlar. Ondan sonra Gezal kullanıyor, gol oluyor. Ona bakmak gerekiyor açıkçası. Larin'in golü içinde bana sorarsan tertemiz gol. Orada rakip oyuncunun hani kendini çok abartılı bir şekilde atması, yani daha böyle Larin havadayken o vurulmuş gibi attı kendini. Halis Hoca da top havadayken düdüğünü çaldı. İşte maç sonu konuşulan yorumlardan bir tanesi, orada eğer düdüğü çalıyorsa top kaleye girmeden önce VAR da müdahale edemiyormuş. O söylendi. Neticede o da tabii maçın kritik anlarından bir tanesi. Çünkü böyle oynayan bir takıma karşı Beşiktaş ilk yarıda öne geçse, az önce söylediğimiz hani Ankara Gücü öne geçse Beşiktaş'ın geri dönmesi çok çok zor, imkansız hale gelebilirdi. Ama aynı şekilde Beşiktaş da öne geçse Ankara Gücü'nün oyun planı tamamen değişeceği için belki Beşiktaş açısından çok daha kolay bir karşılaşma olacaktı. Neticede Beşiktaş vasatı fazla aşamasa da birkaç tehlikeli pozisyon yaşasa da kalesinde kazanmayı bildi. Eğer Beşiktaş şampiyon olmak istiyorsa, ki istiyor, zirvede yer almak istiyor, İşte bu tarz kritik virajlarda hata yapmayacak. Öyle karşılaşmalardan biriydi, öyle oyunlardan biriydi. Neticede Ankara Gücü son haftalarda o sezon başındaki oyununu yavaş yavaş puana çeviren bir ekip görüntüsüne de girmişti. Ankara Gücü'nde bazı taşların yerine oturduğunu dün zaten herkes gördü. Dolayısıyla böyle yükselen, özgüveni iyi hale gelen bir ekip karşısında deplasmanda Beşiktaş kazanmayı bildi. Beşiktaş hemen bu maçı unutacaktır. Hani oyunla ilgili mutlaka Sergen Yalçın analizi yapar ama Beşiktaş bu maçla ilgili hani kendine çıkarması gereken dersleri çıkartıp yoluna devam edecektir. Diğer yanda işte hafta sonu şimdi Sivas Spor karşılaşması var. Sivas Spor mücadelesi de aynı şekilde Ankara Gücü maçının bir üst versiyonu haline döndü. Sivas Spor zaten iyi bir takımdı. Avrupa'da biraz hırpalandı ama şimdi eksikleri döndü. İşte maçları kazanmaya başladı. Onların da özgüveni yükseldi. Ama Sivas Spor'un Ankara Gücü'nden farkı daha etkili bir ileri ucunun olması. İşte dün Max Gradel güzel bir gol attı. Yatabare güzel bir gol attı. Kayo de çok tehlikeli bir oyuncu işte. Yani Lobjanitse'nin mesela yakaladığı pozisyonları Kayo de yakalasa herhalde en azından bir tanesini gol yapar. Dolayısıyla Beşiktaş Ankara Gücü maçını unutup hemen daha üst seviye olan Sivas Spor maçına konsantre olacaktır. Sergen Yalçın da yani rotasyonun bu dönemde normal ve olması gerektiğini söyledi. İşte Rıdvan'ın yedek kaldığını gördük maçın başında. Onun dışında senle konuşmuştuk hani Meysah ve Enkudu'dan ikisi aynı anda yedek kalmaz demiştik. Çünkü driblingle takımı rakip yarı alana götüren, takımı rakip kaleye yaklaştıran bir oyuncuya ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın. Orada tercihi Meysah'tan oldu. Ama Meysah da işte oyunda kaldığı süre içerisinde pek iyi gününde değildi. Dün bana sorarsan Sergen Yalçın değişiklikleri de doğru ve zamanında yaptı. Hani Dorukhan'ı aldığı dakikalarda maç Dorukhan diye bağırıyordu. O değişikliği iyiydi. Onun dışında en sakaları Rıdvan zaten zorunluluktan oldu. Benim aklımda kalan notlar bunlar.
7.41 saatlerimiz Ankara Gücü Beşiktaş maçını konuşuyorduk. Ali abi hakkındakileri söyledi. Ben de birkaç notum var maçla alakalı. Onları paylaşayım istiyorum. Gezal dün golün asistini yaptı duran topta ama bana kalırsa maçın en kötülerinden biriydi. Özellikle maç başlangıcı felaketti Cezayirli futbolcunun. Çok basit pas hataları yaptı. Hatta bir pas hatası Ankara Gücü kontrasına dönüştü çok net bir şekilde. Emre Güral'ın o ceza sahası dışından vurduğu topta. Onun haricinde ilk böyle 20 dakikada 5 kötü kararını gördüm Gezal'in. Tabii Ankara Gücü savunması çok konsantreydi. Gezal de çok iyi gününde olmayınca o da hani bu sezonki en kötü maçlarından birini oynadı bana kalırsa. Zaten 61'de de 62'de daha doğrusu golden hemen sonra Sergen Yalçın onu çıkardı. Enkudu'yu aldı. Bir sakatlık hissetmedim ben. Ali abi bilmiyorum sakatlık nedeni değil. Ben performans nedeni de çıkardığını düşünüyorum Sergen Yalçın'ın Gezal'i. Sakatlıkla ilgili bir şey söylenmedi zaten. Evet. Dediğim gibi ben hiç beğenmedim dün Gezal'i Beşiktaş adına. Sonuçta bu tarz bir karşılaşmada kilidi çözmesi beklenen oyuncu oydu. Gerçi duran topla çözdü ama akan oyunda tabii ki daha çok fark yaratması bekleniyordu. O da gününde değildi. Kötü oynama hakkını kullandı belki de Gezal. Onu söyleyelim. Dün dikkat çeken noktalardan biri az önce de aslında bahsettik. Biraz Wellington'ın adeta bir sağ bek gibi oynaması. Dün birkaç pozisyonda sağ taraftan bindirdi ve hatta iki isabet ortası var Wellington'ın. Normalde bir stoperden böyle akan oyunda hücum katkısı göremezsiniz. Tabii bunun bir de dezavantajı oluyor. Wellington ileri çıktığı için kendi bölgesinde boşaltıyor. Oraya Joseph'in de çok kademeye giremediğini gördük. Hatta ikinci yarıda o Emre Güral'ın sakatlandığı pozisyonda da yine Wellington çok önde yakalanmıştı. Emre Güral onun boşluğuna girdi. Biraz daha fuleli bir oyuncu olsa orada Lobenise gibi belki golle sonuçlanacak bir pozisyonda olabilirdi. Wellington'da hani o dengeyi çok sağlayamadı gibi düşünüyorum ben. Çok agresifti hücum konusunda. Dün şuna dikkat ettim. Beşiktaş 7 şut çekti. Bu 7 şutun 6'sı ortalarla geldi. Ali abi akan oyunda böyle yani merkezde paslaşalım, şut imkanı yaratalım gibi bir durum olmadı. Sadece ilk şut, ki o da Beşiktaş'ın ilk şutu 22-23. Dakika civarı geldi. O akan oyundaydı Beşiktaş adına ama geri kalan 6 şut, işte Mensah'ın şutu, Larin'in bir şutu, işte Vida'nın golü, Joseph'in kaçırdığı kafa pozisyonu, Mensah'ın ikinci yarı kaçırdığı, kalecinin üstüne vurduğu top, hepsi yan top organizasyonuyla geldi Beşiktaş adına. Bu da bence endişe verici Beşiktaş için. Onu söyleyebilirim aklımdaki notlardan. Bir de Güven Yalçın oyuna son bölümde girdi ve özellikle sağ tarafta oynadığı bölümde, ki 4-5 dakikalık bir bölüme tekabül ediyor da, bana kalırsa etkiliydi. Gerçi sola geçince birkaç kontra fırsatında çok iyi değerlendiremediğini gördük Güven Yalçın ama bence oynadığı kısıtlı sürede yine iyi iş yaptığını düşünüyorum. Var mı senin eklemek istediğin maçla ilgili? Yani genel olarak bu kadar aklımızdakiler. Evet, diğer maçlar, onları da o zaman kısaca bahsedelim. Süper Lig'de Sivasspor 3-1 kazandı Gençler Birliği karşısında. Ki onlar da pazartesi günü saat 19'da Beşiktaş'ın konuğu olacaklar. Dün Gradel bir gol attı, Hakan Aslan ve Yatabare. Onlar da form tutmaya başladılar. Çok zorlu bir karşılaşma olacak Beşiktaş adına. Çünkü Sivasspor'da ligin en iyi savunma yapan takımlarından bir tanesi. Kalelerine en az şut çekilen takım şu ana kadar. Beşiktaş'ın da böyle iyi kapanan takımlara karşı zorlandığını biliyoruz ki son maç Ankara Gücü maçı da bunun örneklerinden bir tanesi. O karşılaşmada gerçekten enteresan olacak. Rize Spor Antalya Spor 2-1 bitti. O karşılaşmada Rize Spor'un 2-0'dan sonra Podolski'nin golüne engel olamadığını görüyoruz ama Antalya'da ligde Ersun Yanal'da çok fazla bir şey değiştiremedi gibi bir ileri iki geri giden bir Antalya Spor görüyorum. Onlar da küme düşme hattının 5 puan üzerinde sadece. Bir maçta fazlaları var. Önümüzdeki dönemde hani bu gidişle onlar da kümede kalma yolunda belki bir endişeye sevk edebilir diye hissediyorum. Ve Kayseri Spor, Konya Spor, sen aslında dün Kayseri'den bir galibiyet bekliyordun. Aslında maçta o yönde gidiyordu. 1-0 öndeydi Kayseri Spor ama o kırmızı kart Aaron Lennon'un gördüğü Kayseri Spor'da her şeyi değiştirdi. Son bölümde bir penaltı ve uzatmada bir golle Konya Spor'da galibiyete ulaştı. Onlar da çok eksikler aslında. Bu eksik kadroya rağmen Kayseri'yi yenmekte deplasmanda son dakikalarda önemli bir iş.
Kayseri'nin ilk yarıda iki topu direkten döndü. Maç 1-0 iken Henrique'ye yapılan bir müdahale var ceza sahası içerisinde. Ali Palabik devam dedi ama bana göre penaltı verilebilirdi o pozisyonda. Ardından Aaron Lennon'ın ikinci sarı kartı işte ceza sahası içerisinde hakemi aldatma yönelik hareket olarak değerlendirdiği için Ali Palabik ikinci sarı kartını gösterdi. Orada Aaron Lennon'ın da böyle boynuna, omuzuna doğru bir müdahale var gibi. Ha, o müdahale kendini yere bırakması için yeterli mi? Ama hiç hani sıfır müdahale de yok o pozisyonda. O da hakem açısından zor bir durum. Hani maçın gidişatında genel anlamda Kayseri'nin bir şanssızlığı olduğu söylenebilir. O ilk yarıda işte direkten dönen toplar, Henrique'nin penaltı pozisyonu, Aaron Lennon'un kartı. Hatta 10 kişi kaldıktan sonra da bir pozisyonu var Kayseri'nin. Ama ne olursa olsun hani artık bir Süper Lig takımı 10 kişi de olsa 88-89'a kadar geldikten sonra 1-0 öndeyken en azından bir puan almalı. Hani golü yese de artık o 90+7'de geldi galiba Konya Spor'un golü. O gol tabii çok ağır oldu Kayseri Spor açısından. Çünkü hani maç içerisinde büyük ihtimalle Kayseri Spor o karşılaşmayı kazanabileceğini düşünmüştür, hissetmiştir. O yönde giden bir oyun vardı. Böyle işte 90+'larda gelen bir golle kaybetmek bayağı yıkıcı olmuştur diye düşünüyorum. Konya Spor açısından tabii bu kadar eksiğin olduğu bir noktada böyle son 7-8 dakikada dönüp kazanmak harika. Onlar büyük bir moral kazandı. 18 puan da yaptılar. Orada aslında enteresan bir durum var. Yani ligde Konya Spor 18 puan ve averajla 10. sırada. 15. Antalya 17 puanında. Başakşehir'in de 15 puanı var. Oradaki puanlar birbirine akıl almaz yakın. Hemen bir üst tarafta 20 puanlı 3 takım var. Bayağı sıkışmış durumda. Böyle bir iki maç 4 puan 6 puan hemen takımların yerini ligde ciddi şekilde değiştiriyor. Bu takımların tabii şöyle söylemek lazım. Hani Konya Spor, Göztepe, Rize, Kasımpaşa, işte Sivas, Antalya'yı da ekleyebilirim. Hemen böyle 18, 19, 20 puan barajında olmaları ya da oraya yaklaşmaları, işte 20 Malatya 20 puan yaptı. Alttakilerin işini bayağı zorlaştıracak. Alttakiler de çok kopuk gözükmüyorlar. Onu dile getirmek lazım. Ama nereden bakarsan bak orada bir kopma görülebilir. Hani şu an Denizlispor 12 puanda. İşte Gençler Birliği, Kayseri, Ankara Gücü, Büyükşehir Belediye, Erzurum. O takımlar şu an riskli. Yeni Malatya Spor mesela geçen sene küme düşen bir takımdı ligde. Ancak bu yıl oldukça iyi performans gösteriyor. Özellikle son haftalarda ligin en derli toplu oynayan takımlarından bir tanesi. Aslında başlarda çok zorlandılar. Evet. Hamza Hamzoğlu orada işte birkaç kadro dışı kaleciyi değiştirdi. Cueva en çok beklentiyle gelen oyuncu. Kadro dışı mesela Yeni Malatya Spor'da. Şimdi i̇şte. Oynadan oyunculara bak hani daha teknik olarak onun yanına yaklaşamayacak futbolcular. Ama işte futbolda böyle bir şey. Demek ki farklı sorunları vardı oyuncunun. Diğer oyuncular daha iyi performans verdi. Haftalardır mağlup olmuyorlar. 20 puana geldiler. Büyük bir avantaj. Ama diğer yanda hani mesela geçen sene kim küme düşmüştü başka? Kayseri Spor. Kayseri Spor zorlanıyor. Ankara Gücü. Ankara Gücü iyi diyoruz ama puan olarak hala tabii çok gerideler. Çünkü işte diyorum mesela şu an Yeni Malatya 20 puanda, Ankara Gücü 9 puanda. Hani bu fark ciddi bir fark. Öyle kolay kapanabilecek bir fark değil. Bakalım orada hangi takım ne kadar durumunu değiştirecek. İşte Büyükşehir Belediye Erzurum'da Mesut Bakkal göreve getirildi. Bir teknik adam değişikliği daha. Onlar da bir hamle peşindeler. Bir şey yapmaya çalışıyorlar ama şu an hani Ankara Gücü, Kayseri Gençler Birliği ligin dibinde çok çok kötü, vazgeçmiş olmayacak durumda değiller. Şu an en zayıf halka net şekilde Erzurum gözüküyor. Orada da Mesut Bakkal'ın etkisi olacak mı hemen, olmayacak mı onu göreceğiz ama genel anlamda aslında ligde orta seviye takımların belli bir standart yakalaması, ligde kalma savaşı verecek ekiplerin de çok çok kötü durumda olmamaları ligin genel rekabetini arttıracağı için şu an güzel bir ortam var Süper Lig'de. Devam ediyoruz Sabah Spor'una. Dünkü karşılaşmaları konuştuk. Son bir not paylaşmadım. Vida Ali abi 11 gole ulaştı Beşiktaş kariyerinde geldiğinden bu yana ve bunu 14 isabetli şut da yapmış. Muazzam bir bitiricilik örneği, yani kaleye bulduğunda korkun Vida'dan.
Dün de öyle maçlardan bir tanesiydi. Bir önceki hafta da yine golünü atmıştı Hırvat oyuncu. Bu tarz maçları tabii çözmek için böyle pozisyonlar çok önemli. Beşiktaş birkaç tane bulmuştu maç içinde ama burada başarıya ulaşan da Vida oldu. O da yavaş yavaş toparlıyor. Özellikle hücumda attığı gollerle belki özgüveni çok daha hızlı yerine geliyordur Vida'nın. Dün savunma anlamında da öyle çok sıkıntı yaşamadığını düşünüyorum bireysel olarak. Yoksa takım halinde yaşadı Beşiktaş hızlı hücumlarda ama Vida en azından sezon başındaki görüntüsünden daha uzakta gözüküyor. Şimdi dünün önemli konularından biri Galatasaray'da Fatih Terim'e verilen cezalardı Ali abi. 3 ayrı maddeden sevk edilmişti deneyimli teknik adam ve o maddelerin minimumladığınızda 8 ediyordu. Yani profesyonel futbol disiplin kurulunun minimum 8 maç ceza vermesi bekleniyordu ama tabii ki artık alıştık. Bu maddeler değişiyor, indirim yapıyorlar vesaire. Dün de Fatih Terim'e 5 maçlık bir ceza verildiğini öğrenmiş olduk akşamüstü yapılan açıklamayla birlikte. Bu da tartışıldı. Galatasaray'da mesela bu cezanın fazla olduğunu düşünüyor. Çünkü onlarda emsalleri var. Emsallerinde çok daha az verdiniz. Burada niye bu kadar fazla ceza veriyorsunuz diyorlar Fatih Terim'e. Ve mesela bir açıklama da yaptı Galatasaray. Herkes için adalet istiyoruz diyor. Hangi emsaller olduğunu söyledi mi Galatasaraylar? Yok ama hani Rize Başkanı'nın aldığı almadığı ceza. İşte Ahmet Al'un sahaya girip 15 günle kurtarması tabiri caizse. Bunları düşününce hani Galatasaray kendi penceresinden haklı oluyor ama herkes için adalet istiyoruz deyince de doğru da olmuyor. Sonuçta bu maddelere baktığınızda 8 maç ceza alması lazım en az Fatih Terim'in ama 5 maç bu bile fazla geliyor Galatasaray'a. Ya şöyle şimdi geçmişe yönelik olarak düşünmeye başlarsan herkesin haklı olabileceği örnek var. Hatta örnekler var. Hatta 5 değil 10 tane örnek bile bulursun. Eğer zamanın varsa açarsın. Şöyle bir bakarsın. Hangi maddeden disiplin kuruluna sevk edilmiş teknik adam ya da oyuncu ya da yönetici. Ondan sonra nasıl bir ceza çıkmış. Hangi şartlarda cezalar nasıl değişmiş. Nasıl indirilmiş, nasıl değişmiş. Neye göre işte biliyorsun. Kimi zaman işte neydi? Saldırıyı bir şey çeviriyorlardı. Hani onu ona çeviriyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Oynuyorlar yani ve değiştiriyorlar. Şimdi burada tabii asıl olan kurumlara güvenmek. Peki TFF'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu artı Tahkim Kurulu'na güvenen kaç kişi vardır diye bir anket yapsak. Senle sokağa çıksak. Yüzde kaç çıkar sence? 10-15. Bence de o kadar çıkar. Fazlası çıkmaz. Hani Türkiye Futbol Federasyonu'nun hukuk kurullarına ne kadar güveniyorsunuz? Soru basit. Şimdi herkes kendine sorsun. Evet diyen var mıdır bu soruya? Çok azdır, vardır mutlaka. İşte TFF çalışanları eğer denk gelirse ankette. Akrabaları. Akrabaları aynen. Ama onun dışında sıradan bir spor sever. Biraz bu işlerle içli dışlı olan, takip eden, illa bütün yönetmelikleri şeyi bilmesine gerek yok. İçeriği bilmesine gerek yok. Biraz okuyorsa, sürekli takip ediyorsa zaten kararların ne kadar çelişkili olduğunu herkes biliyor. Şimdi kararların çelişkili olması demek, kararların rüzgara göre değişmesi demek, kurumlara olan güvenin olmaması anlamına geliyor. O yüzden Fatih Terim ya da bir başkası bu kurullara sevk edildiği anda işte o zaman o anki konjonktürle alakalı oluyor ne yazık ki. Burada tamamen yönetmeliklerden, suçun karşılığındaki cezadan bahsetmek mümkün değil. Şimdi Fatih Hoca, Mustafa Öğretmenoğlu'na karşı yapmaması gereken şeyler yaptı. Söylememesi gereken sözler yaptı. Ve bu herkes tarafından duyuldu. Ha, bunun 5 maç, 8 maç olması önemi yok. Ama Fatih Hoca orada kendine yakışmayan bir şey yaptı. Yani Fatih Hoca işte bekçi bile olamazsın. Ahlaksızsın. İşte git akşam söyle şeyi Fatih Terim attım. Hani bunların hepsi duyuldu. Bunlar hoş değil. Fatih Terim'den beklediğimiz de bu değil. Ama işin öteki tarafında tekrar söylüyorum. 5 maç olmuş, 6 maç olmuş, 7 maç olmuş. Bunun bence kimse açısından bir önemi kalmadı. Çünkü aynı şekilde hareket eden bir başka teknik direktör birebir Fatih Terim'in söylediklerinin aynısını söylese. Olmaz ya öyle bir şey. Ama söylese. Farz et ki aynı. Şartlar aynı. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri söyledi.
disiplin kuruluna gitse, ya inan bana 2 maç da alabilir, 12 maç da alabilir. Bu söylediğime olmaz diyecek biri var mı? Yok değil mi? İşte zaten bu her şeyi ortaya koyuyor. O yüzden hani çoktu, azdı, bunu tartışmak biraz zaman kaybı oluyor. Ancak orada beni üzen, genelde bir futbol sever olarak, bir medya mensubu olarak Fatih Hoca'nın oradaki söyledikleriydi hakeme karşı. Hakemin ilk 45 dakikadaki yönetimi ya da maç boyunca yönetimi, evet iyi bir yönetim değildi. Ama atıyorum bir Fenerbahçe-Başakşehir maçındaki yönetim de değildi. Evet, hakem hatalı kararlar verdi. Faullerde hatalar yaptı. Ama ölümcül bir hata yapmadı hakem. Şimdi ölümcül hata yapmayan bir hakeme karşı da bu kadar ağır yüklenmek Türk futbolunun en başarılı teknik direktörüne yakışmadı. Onun bir karşılığı olmalıydı. Bu konjonktürde şimdilik 5 maç çıktı. Şimdilik diyorum çünkü daha tahkimi var bu işin. Oradan ne çıkar belli değil. Dolayısıyla ben böyle görüyorum. Hani kuruma inanmadığım bir yerde, kuruma güvenmediğim bir yerde ceza çoktu, azdı, uyguladılar yönetmeliği, uygulamadılar. İşte Fatih Terim'e böyle yapmışlardı, diğerine böyle yaptılar. Evet, zaten onların hepsinin sebebi sizin kuruma inanmamanız. Zaten kurum da kendine inanmıyor. Büyük ihtimalle. Onların da kendine inandıklarını düşünmüyorum ben. Ya da işlerini birebir hakkıyla yaptıklarını da düşünmüyorum. Dolayısıyla ben böyle baktım cezaya. Ben de biraz detaya ineyim o zaman. 3 maddeden sevk edildi demiştim. Mesela Fatih Terim maçında atıldı. Evet. Soyunma odasına gitti tabii doğal olarak. Maç bitiminde sahada gördük. Bunun cezası 4 maçtan başlıyor. 12 maça kadar çıkıyor. Ama genelde tabii alt sınırdan veriyorlar, çok olağanüstü bir şey yapmadıysa. Ama mesela bu maddeden sadece 2 maç ceza aldı Fatih Terim. Burada da hafifletici takdir uygulanmış PFDK tarafından. Mesela bunu neye göre uyguladı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu? Yani bu Fatih Terim'in yasak olmasına rağmen sahaya girmesine nasıl bir hafifletici sebep görmüş olabilir? Dün bununla ilgili çok esprili tweetler de gördüm. Mesela öyle bir sebep olamaz bana kalırsa. Ne olabilir yani? Bunu hoş görecek. Yani geçen sene Metin Diyadin'e tuvalete gitti diye 4 maç ceza verildi. Yasak olmasına rağmen o alana izin alıp girmiş adam. Hani hafifletici sebep varsa hani tuvalete gitmiş adam. Ona verilmesi lazım. Ama şimdi bakıyorsunuz Fatih Terim'e de 4'ten 2'ye indirmişler. Neye çünkü göre? Çünkü orada indiremezsen işte ceza 7'ye 8'e çıkıyor. Evet. Bir yerde indirmen lazım. Bir de mesela kabul edelim ki Fatih Terim'in sicilik kabarık. Hani Profesyonel Disiplin Kurulu'na ilk kez sevk edilen bir teknik adam olsa belki hafifletici sebep diye onu alabilirsin, ama Fatih Terim zaten evet, haberler çıktı zaten olarak, sürekli kaç maç kaçırdığı yapılıyor sürekli haberi. Orada olan bir teknik adam, yani eğer hafifletici bir sebep olacaksa başkasına olabilir, ama diyorum bunlar biraz şey oluyor işte. Hani sen şimdi bunu söylüyorsun, bir şey yok ki. Yok zaten, ama bu tabi sadece burada olan bir şey değil. Mesela geçenlerde Karagümrük'te Sabo ayrımcılıktan sevk ediliyor. Evet. Sonra başka bir şeyden ceza alıyor. Evet. Ayrımcılığın cezası çok daha fazla. 4 maçtan başlıyor. Bir sportmenliğe aykırı bir şeyden 3 maç ceza alıyor. Şimdi orada da bir tutarsızlık var. Burada herhalde bu sevk yapan hukuk müşavirliği ya onlar bilmiyor işi ya da profesyonel sen hala buna inanıyor musun bu söylediğine? Hayır, ama bu kadar. Yani Karagümrük maçında peki ne oldu? Biliyorlar. Ya işte orada bak Mert, kimin lobisi? Ali abi zaten o zaman hani... O zaman o kadar işte. Yani bu kadar üzerinde düşünmeye gerekecek olan bir şey yok. Yani geriye dönük bak, tekrar söylüyorum. Geriye dönük baksak zaten neredeyse bütün kararlar tartışmalı. Hani o yönetmelik direkt birebir uygulanmıyor ki. Oraya girdiği anda bir tarafından kırpıyorlar ya da bir tarafını uyduruyorlar. Şimdi bu şekilde hukuku kendini uydurursan, sen istediğin kadar söyle, bunun cezası 4 maçtan başlıyor de. Neye göre 2 maça indirdiler de. Yani bu soru çok haklı bir soru, ama ne yazık ki şu an geçerli olan bir soru değil. Yok, farkındayım, ama ben soracağım yine de. Mesela Fatih Terim hakaretten sevk ediliyor. Hakareti sportmenliğe aykırı harekete çevirmiş Profesyonel Futbol Disiplin evet, Kurulu. Orada da bak, söylediklerim ben okumadım yani, çünkü ilgilenmediğim için yani okumadım. Hı hı. Bak sen söylüyorsun işte. Evet. Orada da hani hakaret olunca minimum 3 maçtan başlıyor. Sportmenle aykırıya çevirince birden başlıyor, ama 2 vermişler oradan. Toplamda da işte 5 maç ediyor. Ahlaksız, şerefsiz, hakaret kabul etmiyor o zaman. Evet, sportmenle aykırı. Sportmenle aykırı olarak kabul ediyor. Peki ahlaksız, şerefsiz, hakaret değilse ne hakaret? İşte bilemiyorum. Galatasaray'da
bunun bile fazla olduğunu düşünüyor. Onlar da dediğim gibi kendine göre haklı geçtiğimiz emsallere bakınca, ama mevcut duruma bakınca ben pek haklı olduğunu düşünmüyorum Galatasaray yönetiminde. Hatta hani dün açıklama yapıyor Galatasaray, herkes için adalet istiyoruz açıklaması bence tamamen göz boyamaya yönelik yine bir açıklama. İçeriğine bakıyorum, işte Türk futbolu üzerinde oynanan çirkin oyunlar, şampiyonluk yarışından uzaklaştırmak istedikleri belli, Mustafa Öğretmenoğlu atamasının maksadı ortaya çıktı, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlıyoruz. Her kulübün zaman zaman yaptığı açıklamalar. Dün Galatasaray'da camiadan çok büyük bir baskı geldi çünkü. Onlar da bu yüzden bu açıklamayı yaptılar. Çünkü Fatih Terim ilk atıldığında bir açıklama yapmadıkları için çok eleştirildiler. Mustafa Cengiz yönetimi. Şimdi ceza açıklanınca. Telafi çabaları diyorsun. Evet. Onlar da kendi taraftarını oynuyorlar. Çok bunu inanarak söylediklerini de düşünmüyorum ben. Ama işte Türkiye'deki futbol ortamı kulüp başkanlarını buna itiyor. Onlar da güçsüzler bu konuda ve boyun eğiyorlar tabii ki mecburen. Böyle bir açıklama geliyor. Üstüne Markaan'ın mesela, ona baktım. Ona da gerçi sen çok ilgilenmediğini anlayabiliyorum. Kural dışı hareketten sevk ediliyor Marka. Minimum 2 maç. Dün kaç maç ceza aldı? 1 maç. Neden? Çünkü onu da sportmenliğe aykırı harekete çevirmişler. Ama neden? Çünkü Fatih Terim'e 5 maç ceza verdiğin noktada Marka'ya 2 maç veremezsin. Bak, bu kadar basit. Öndeki maç Trabzonspor karşılaşması. Teknik direktörünü aldın. En önemli stoperini alamazsın. Bak, bu kadar basit. Kimse kusura bakmasın. Ama Trabzon maçında Fatih Terim zaten olmayacaktı her türlü. Ne yaparsan yap, indirim Fatih yap. Fatih Terim yok. Marka da olmaz olmaz. Anlatmak istediğim o. Ona göre düşünüp veriyorlar. Evet, o da enteresan. Mesela Trabzonspor cephesi belki bir açıklama yapar diye düşünüyordum. Hani onlar da çünkü... Trabzonspor cephesinin de açıklama yapmasına gerek yok. Tabii onlar da Ahmet Ağlu'na verilen cezayı düşününce... Trabzonspor'un açıklama yapmasına da gerek yok. Burada konu kulüpler değil. Kulüpler senin dediğin gibi taraftarına yönelik, camiasına yönelik açıklamalar yaparlar. Çünkü tek pencereden bakıyorlar, tek gözden bakıyorlar. Hı. Kulüplerden kalkıp da süper objektif olmalarını beklemek aptallık olur. Tabii ki kendi cephesinden bakacak, kendi haklılığını bir yere kadar savunmaya çalışacak. Haklı olmasa da haklıymış gibi savunmaya çalışacak kendini. Bu kulüpler tarafından anlaşılabilir bir durum. Çok garip değil kulüplerin bu açıklamaları yapmaları. Ha, ikna edici olur olmaz değil, böyle bir durum yok. Ama burada asıl olan, bakmamız gereken yer Türkiye Futbol Federasyonu ve Hukuk Kurulu kuralları, kurumları. Orası esas bakılması gereken, orası değerlendirilmesi gereken nokta. Şimdi senin oraya inanmadığın noktada, oraya güvenmediğin noktada kulüpler de istediklerini söyleyebiliyorlar. Çünkü kulüpler de biliyorlar ki şu an ona yapılan yarın öbür gün başkasına yapılacak. Dolayısıyla bunu söylemesinde hiçbir şey yok. Onu yaralayacak bir durum yok. Şimdi Trabzonspor açıklama yapsa Galatasaray diyebilir ki arkadaş sen ne konuşuyorsun, kendi başkanına bak diyebilir. Aynen. Bunu dediği anda Galatasaray haksız mıdır? Kendince haklı o da. Bu kadar. Hep ama öyle zaten. Onu da dediği anda Trabzonspor'un söyleyeceği 10 tane şey çıkıyor. Evet. Trabzonspor söylese, Galatasaray biraz çalışsa 15 tane buluyor. Hani bunun şeyi yok ki, sonu yok ki. Fenerbahçe topa girse bir dakika derler, sen ne yapıyorsun? Beşiktaş girse aynı. Hani seslerini yükselttikleri anda diğerlerinin de söyleyecek çok şey olduğu için olay böyle. Hani işte Caner'e verilen ceza, Kovarejma'ya verilen ceza, verilen verilmeyen, Sergen Yalçın o bu, yani herkesin bir şey söyleyebilir tarafı var. Herkesin haklı olduğu taraflar var ama en haksız olan TFF ve kurumları. Kusura bakmasınlar. Çünkü ipin ucunu kaçıralı yıllar oluyor. İpin ucunu kaçırdıkları için ve yıllar olduğu için artık sadece idare ediyorlar, yönetmiyorlar. Duruma göre işte idare edelim. Hani Fatih Terim'in cezasını da idare edelim. Markan'ın cezasını da idare edelim. Onu da idare edelim. Bunu da idare edelim. Yaptıkları bu. 8.21 saatlerimiz Sabah Spor'a devam ediyoruz. Dün Ajans Spor'da özel bir habere imza attık. Salim Manav imzalı haber. Şu şekilde program girişinde aslında kısaca bahsetmiştim. 12 Temmuz 2020 tarihinde oynanan Bursa Spor, Ekol Göz Menemen Spor maçının bahis yoluyla manipüle edildiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu soruşturma başlandı. Etik Kurulu maçta forma giyen tüm oyunculardan savunmasını istedi. O belgeye de ulaştık kulüplere giden yazıyla alakalı olarak. Maçta ne olmuştu? 2-2 sona ermişti bu karşılaşma ve burada tabii UEFA'nın Integrity Departmanı, Türkçe'ye çevirmemişiz gerçi haberde, ama bu maçın son bölümünde olağanüstü bir bahis hareketliliği
tespit etmiş. Yani o maç 2-2 giderken en az 5 gol atılacağına dair bahisler artmış ve bu çok alışık olmadık biçimde arttı, rapor edilmiş. Tabii ki UEFA'nın bu ilgili kurumu da TFF'ye bu durumu bildiriyor ve etik kurulu da bu konuyla ilgili soruşturma başlatıyor. Tabii işin enteresan kısmı 5 gole bahis yapılmasına rağmen maçın 2-2 bitmiş olması, ki aslında 2-2'den sonra da 2 penaltı kullanılmış maçta. İkisi de kaçıyor. Bir Menemenspor, bir Bursaspor. 81'de Menemen, 82'de Bursaspor penaltı atışından yararlanabilir. 3 gol olmuyor mu? Bir penaltı kaçmıyor bu maçta? Bilmiyorum. Biz haberde öyle yazmışız. Karşılaşmanın 81. dakikasında Menemenspor, 82. dakikasında Bursaspor bir penaltı atışından yararlanamadı. Burada şeyin gönderdiği belgede, bizim kullandığımız belgede şöyle diyor: müsabakanın ilk yarısında her iki takımın 2 gol attığı, müsabakada 3 penaltı olduğu, bir tanesinin 81. dakikada kaçırıldığı, 2 tanesinin ilk yarıda gole çevrildiği. İlk penaltının 24. dakikada golle sonuçlandığı, ikincisinin 40. dakikada gole çevrildiği diyor. Tamam, o zaman yanlış yazmışız, evet. Biz haberin içinde. Her iki penaltıyı da Bursaspor kullandı ve son 20 dakikada skor 2-2 iken en az 5 gol olacağına dair bahislerin arttığı ve güçlü ve alışılmadık bahislerin yapıldığı rapor edilmiş. Yani 3 penaltı oluyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 bitiyor. 3. penaltı 81. dakikada kaçırılıyor ve son 20 dakikada 5. gol olacağına dair kuvvetli şekilde bahis yapılıyor ve bunun üzerine soruşturma açılıyor. Karşılaşmayla alakalı olarak. Bu arada Rıdvan Aksu, kendisi de iyi bir bahis yazarıdır. O bakmış, 88-46'da, yani dakikalar 88-46'yı gösterirken 4.5 üstüne 1.80 oran veriliyormuş. 4.5 altına da 1.9 oran veriliyormuş. 4.5 üstüne anormal miktarlar oynanmadan yaşanmaz bu demiş. Hı hı. O bu işleri daha iyi bilir, takip eder. Çıkarmış. Tabii bu 88-46'daki rakamlar. Onu da unutmamak gerekiyor. Yani zaman kısaldıkça tabii oran ki oran azalıyor. Az dakika olduğu için oran azalıyor. Ama şimdi 2-2'lik bir karşılaşmada 4.5 gol üstünde oran artıyor. Artıyor. 4.5 altının azalıyor. Tabii ki. Dolayısıyla bunlar artık son, hani neredeyse 90. dakikaya giderken verilen oranlar. Böyle bir soruşturma başlatılacak. İlginç haber ama. Güzel haber. Evet. Ben şöyle yorumladım bunu Ali abi. Neden böyle bir şey var? Futbolcular mesela bu işin içinde mi, değil mi? Tabii ki görmek lazım savunmaları, işin ucunda ne çıkacak, kabul edecekler mi böyle bir şey yoksa red mi edecekler, ama sonuçta geçen sezondan bu yana pandemiyle birlikte ödemelerde sıkıntılar yaşanıyor kulüplerde, Türkiye'de ve dünya genelinde. Kulüplerinden ödeme alamayan futbolcuların böyle yollara girmesi bana çok uzak gelmiyor. Yani bu dünyada da örnekleri var bahisle ilgili. Şike burada hani futbolcular direkt sorumlu mu bilmiyorum. Hani sonuçta 2-2'den sonra gol atılmasına yönelik, hani saha içinde böyle bir karar verebilirler mi bilmiyorum. Ama ben genel olarak bu maçtan bağımsız konuşursak böyle işlere girmesi bence kaçınılmaz. Şimdi Salim üstüne bir de tweet atmış gece. İkincilik ve üçüncülükle de ilgili önümüzdeki günlerde soruşturma başlayabilir diyor. Ve dediğim gibi bu tabloda, yani ödemelerin yapılamadığı tabloda futbolcular para kazanma adına böyle yollara başvurabilirler. Maalesef hani mevcut sistemin getirdiği nokta bu futbolcuları diye düşünüyorum. Burada futbolcular suçsuz, onları savunduğum anlamına gelmesin. Ama hani işin arkasında hangi motivasyon var, onu ben ortaya koymaya çalışıyorum. Vallahi senin kadar emin değilim ben. Hani durum nasıl oldu, nasıl bitti, bunu aslında çok kolay bir şekilde ispatlamak da zor değil. Hani şimdi soruşturmalar açılacak, oyuncularla konuşulacak, oyuncular ne diyecek, nasıl bir sonuç çıkacak, çok kolay değil. Ama mesela futbol severlerin işte tanıdığı bir oyuncu Trippier, Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer oldu. Ondan sonra 2 gün önce ceza aldı. Neden? Bahis oynadığı için. Hı hı. 10 maç ceza aldı. Aynı zamanda 70 bin euro ceza aldı. Neden ceza aldı? Çünkü bahis oynamış. Kuralları ihlal etmiş. Ve bunun yanında oynadığı bahis de Atletico Madrid'e transfer olacağı yönünde bir bahis.
Yani hani aynen öyle. Nereden bilmiş işte kendini oraya transfer edeceğim. Şimdi bunlar olmuyor değil ama bu işi bireysel bazdan alıp işte gruba yaydığın zaman o çok daha zor. Ama bu işte transfer gibi bir şeydi yani. Burada sonra maçta diyorum, gol olacak işte diyorsun. Çok daha zor. Çok daha zor. Şimdi çünkü bahis yapılanların aksine bitiyor karşılaşma. Şimdi ilk yarı 2-2 bitiyor. Ondan sonra 5. gol olacak diye bahis miktarları ve bahise yatırılan para artıyor. Ama bunun tersi bitiyor. Şimdi buradaki manipülasyondan kim kazandı ya da hakikaten gerçekten bir manipülasyon var mı? Oradaki oran hareketleri bu öyle az bilgiyle direkt yorum yapılabilecek bir olay değil. Ama zaten her bu şike teşebbüsü, bu bahis şikesi sonuçta mutlu sonunda da bitmiyor bahisçiler için. Sonuçta hepsi olsa zaten çok para kazanır ama ben bununla ilgili yazı yazdığım için geçmişten işte tersi de her zaman birileri para kazanıyor. Unutma. Ama bu kadar yüklü parayı 4.5 gol üstüne yatırmışlar. Helal bir kazanan çok az kişidir burada. Yani asıl manipülasyon olması yani kazanan en çok kim? Alt yani aynı kasa kazanıyor. Tamam o kasa burada, kazanıyor. O da yapmış olabilir o zaman. O da yapmış olabilir. Nasıl yapacak? Ben anlamadım yani. Sonuçta 4.5 gol üstüne oynuyor. Evet. İnsanlar yüklü miktarda şike yapıp kasa tamam kazanıyor olabilir de sonuçta bu kasayla yani bir alakası yok bunun. Bir şey çıkartıyorsun. Böyle olacak, böyle olacak. İnsanlara duyum gidiyor. Şimdi durduk yere olmuyor o yüklenme değil mi? Ben sana diyorum ki bak arkadaş bu maç ayarlı. Bu maçı oyna. Sen diyorsun ki bana duyum geldi Hakan. Böyle bir şey var. Garanti. Bu maçı ayarlamışlar. Sen de oyna. Hakan da oynuyor. Hakan bana söylüyor. Ben ona söylüyorum. Şimdi durup dururken çıkmıyor bu olay. Herkes birbirine yarıyor. Herkes de parayı yatırıyor. Parayı yatırdığı anda orada manipülasyon varsa kasa lehine o zaman kim kazanıyor? Öyle hiçbir şey yok belki. Öyle bir şey olmadı. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yok anladım da bu bence çok yüksek ihtimal değil dediğin senaryo. İşte o da oluyor. Bu da yapılıyor bahiste. Yok anladım ama benim buradaki çıkardığım en başa döneyim. Yani futbolcuların para alamamaları, ödeme alamamaları yani görüyoruz açıklamaları. Süper Lig kulüplerinin başkanlarının açıklamalarını görüyoruz. Hani yayıncı kuruluşta olan anlaşma hala tam olarak belli. Bugün Cuma bu arada. Nihat Özdemir'den açıklama bekliyoruz. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Cuma günü açıklayacaktı çünkü detayları. Süper Lig seviyesinde böyleyse alt ligleri düşünebiliyor musun? Yani 3. ligde ödeme alabiliyor mu sence şu an futbolcular? İşte Salim'in tweet'i 2. lig 3. kulüpleriyle de ilgili soruşturmalar gelecek ve bu hani senin dediğin senaryo üzerinden olma ihtimali bence azaltıyor. Yani burada direkt olarak futbolcular bazı bir manipülasyon. Ben bu senaryoyu güçlü bir tez olarak söylemiyorum. Bu da masada diyorum. Böyle ihtimaller de var bahiste. Yok var. Hani genel tabloda var. Bir tabloda düşünülmesi gereken faktörlerden bir tanesi ve diyorum ki işte böyle yayıldığı zaman hani bireysel anlamdaki bahisten çıkıp gruba yayıldığı zaman bunu ortaya çıkarmak da çok kolay olmuyor. Anlatmaya çalıştığım nokta buydu benim. Şimdi araştırma yapılacak. Hı hı. Oyuncular ne diyecek? Yok öyle bir şey diyecekler. Aynen öyle. Ne diyebilir? Burada bir kanıt bulunması lazım. Aynen öyle. O da çok kolay bir iş değil tabii ki. Işte. Anlatmaya çalıştığım nokta oydu. Ama bu sonuçta UEFA bunu yapıyor. Sonuçta bahis hareketlerine bakıyor ve federasyonları bu yönde uyarıyor. Bu dünya genelinde de eminim ki birçok ülkede bu uyarılar gidiyor. Ben zamanında çünkü bununla ilgili bir özel kurum vardı bu hareketleri takip eden ve şu maçta acaba bir şey mi oldu diye paylaşıyorlardı. Sonra bıraktım takibi. O dönemden çok yazıyordum bu konuyla alakalı ama yurt dışında da kesinlikle örnekleri vardır. Mesela sen Trippier örneğini verdin bireysel bazda. Sarıç'ta benzer iş yapmıştı. Tabii, aynen. O da ceza aldı. Evet. O da kendi transferine bahis yapmıştı. O da cezalanan oyunculardan biriydi ama burada çok daha derin bir sorun olduğunu düşünüyorum ben. Türkiye'de bakalım buradan bir şey çıkacak mı? Yoksa yine birçok olayda olduğu gibi sümen altı edilecek mi onu da herhalde tabii bir şey varsa onu da söylemek lazım. Hani gerçekten bir şey olduysa çünkü mesela maçı izleyenler şöyle birkaç tane okudum. O dakikadan sonra da özellikle 80. dakikadan sonra da penaltıyla beraber çok net pozisyonların kaçtığını söylüyorlar karşılaşmada. Bu da biraz tabii kuşkuları arttırıyor. Hani maçı gol olmasına izleyin, yönelik bir evet evet hani maçı izleyin inanamazsınız. Hı hı. Tarzı yorumlar yapılmış. Karşılaşmanın özellikle son 10-15 dakikasıyla alakalı olarak. Hı hı. Ajans Spor güzel bir şekilde o karşılaşmadan sonra iki takımın teknik direktörünün evet, açıklamalarını vermiş. Hı hı. Orada da iki teknik direktör de diyor ki akıl almaz goller kaçırdık. İnanılmaz goller kaçırdık. Yani bu aslında maçı izleyenlerin gördüğünün teknik adamlar tarafından sağlanması. Şimdi bu tabii kuşkuları artırıyor.
Bu biraz hani insanın kulağına bir kar suyu kaçırıyor. Acaba hani bir şeyler oldu da başarılamadı mı sorusunu beraberinde getiriyor. Ancak tekrar söylüyorum, hani eldeki bilgiler bununla sınırlıyken insanları itham etmekte çok dikkatli konuşulması gereken bir konu bu. Çünkü futbol bu. İşte her şey olabiliyor futbolda. Görüyorsun yani, bazen topun canı istemiyor. Bazen de canı istiyor. Neler neler oluyor. Neler neler olmuyor. O yüzden ben de merak ediyorum. Ne olacak, ne bitecek, ama bütün bu hani Bursaspor, Menemenspor karşılaşmasının dışında bahis şikesi futbolun en büyük problemlerinden bir tanesi. O kesin. Dediğin gibi alt liglere indikçe oradaki risk çok daha fazla artıyor. Oradaki hareket çok daha fazla artıyor. Kimi zaman gözlerden kaçabiliyor. Kimi zaman böyle bir süre sonra ortaya çıkıyor. Ama çok çok ciddi bir problem. Ve çözümü de nasıl olur dersen, var mıdır bir çözümü dersen, ben bunun net bir cevabının olduğunu düşünmüyorum. Çözümü tabii ki net yok, ama ödemeleri düzenli yapabilirsen alt lig takımları için hani azaltırsın riski bu konuda. Eğer yapamazsan ödemeleri, futbolcular 6-7 ay parasız kalırsa onlar da bu tarz dolambaçlı yollara girmeyi tercih ediyorlar. Riskli bir yol, yakalanmayacaklarını düşünüyorlar belki, ama onlar da herhalde başka çareleri kalmadığını düşündüğü için bu yollara giriyorlar. Tabii bakalım, biz tabii ki burada suçlamıyoruz, ama ben eğer varsa böyle bir şey, bunun çok garip olmadığını anlatmaya çalışıyorum. 8.33 saatlerimiz, bir reklama gidelim. Reklamdan sonra telefon hattını açıyoruz. 0212 363 04 34. 8.42 saatlerimiz, telefon hattını açmıştık. Şimdi ilk dinleyicimiz yayınımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi günler. Sağ olun. Ben Gaziantep'ten Umut. Hı hı. Öncelikle bugün Gaziantep'in kurtuluşu 25 Aralık. Tüm Gaziantep'i, tüm Türkiye'yi kutluyorum. Allah, şehitlerimize Allah rahmet eyliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Gaziantep Spor ve Çimdik'i teknik direktörü tebrik ediyorum. Hı-hı. Ve bu günlere getiren Adil Konukoğlu'na ve yönetimine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hı-hı. Var mı başka eklemek istediğiniz? Yok, teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. İyi günler. Görüşmek üzere. Evet, dinleyicimiz. Sonla çıktı. Evet. Gaziantep'i de tebrik edip. Ama oluyor bu. Hani Gaziantep'te yaşıyor. Orada yerel bir takıma gönül bağı var, ama büyüklerden de birini. Yok, hiç oraya gidecek diye beklemiyordum ben. Bu kadar sert bir geçişi mi, evet, beklemiyordum? Evet, hani hiç oraya gider diye düşünmüyordum. Evet, Gaziantep tabii ligin şu anda açık ara en az mağlup olan takımı Ali abi. Hazır dinleyicimiz bari Gaziantep'ten başladı. Onunla ben de biraz devam edeyim. Çünkü onlar da konuşulmayı hak ediyorlar bu sezonki performanslarıyla. Enteresan istatistikler gördüm Gaziantep'le ilgili. Aslında maçtan zaten izleyince bunu çok rahatlıkla hissedebiliyorsun. Topu çok fazla isteyen bir takım değil Gaziantep. Şumudika'yla öyle bir pas oyunu yapalım, hani Çağdaş Atan Alanyaspor'da yapmaya çalıştığı gibi bir anlayışı yok. Daha çok savunmada sağlam kalıp uzun toplarla fark yaratmaya çalışan, kontralarla gol bulmaya çalışan bir takım hüviyetindeler. Ve bunu da gerçekten başarılı uyguluyorlar. Yerli futbolculara da şans verdiğini mesela Şumudika geçen günlerde söylemişti. Son dönemde ileri uçta bakıyoruz, işte Muhammed Demir oynuyor. Kenan Özer forma giyiyor. Son maçlarda Diko iki maçtır 11'e girdi, ama iskeleti de gayet iyi olan bir kadro. Mesela son iki seneye bak, hani üçlü savunma oynuyorlar ve üçlü savunmayı da ezbere bir şekilde sayabiliyorsun. Bence bu çok güzel bir şey. Oyuncuların istikrarını da gösteriyor bu. Hani sol stoperde Toşcan'ın olduğunu gözün kapalı söyleyebiliyorsun. Merkezde Kana Bıyık garanti. Yanında da sağ tarafta Papi Jiloboji. Bu üçlü herhalde son, dediğim gibi, iki senede bu kadar istikrarlı oynayan bir savunma hattı bana kalırsa yoktur. Tabii istatistiklere bakmak lazım, ama algı, en azından bendeki algısı Gaziantep'in bu. Çift forvet devam ediyor. İşte üçlü orta saha ve kullandığı orta sahalar da aslında oyun anlayışına göre biraz ofansif kaçıyor. Mesela Kevin Mirallas dediğinde bir ofansif kanat oyuncusu gelir hakkına insanın. Yani benim öyle, ben öyle tanıyordum Mirallas'ı, ama burada 8 numaralardan biri Mirallas.
o çift forvetten biri olarak oynamıyor. Maxim diğer 8 numara. Arkada biraz daha defansif bir oyuncu oluyor genelde. Vetri herhalde çoğu zaman oynamıştır bu sezon. Bu takımla gerçekten bir oyun karakteri ortaya koyuyor Gaziantep ve onu da çok iyi bir şekilde uyguladı şu ana kadar. Bu da benim hoşuma gidiyor. Yani baktığında bu takıma oyun anlayışını takdir etme ama bir şey görüyorsun. Bir hoca dokunuşu görüyorsun bu takımda. Bu benim hoşuma giden noktalardan biri. Ligin en çok uzun top atan takımıymış. Ve doğal olarak da en az kısa pas kullanan takımı. Papagiolobaji orada uzun pasları atan futbolcu genelde o fark yaratıyor. Enteresan bir takım. Bakalım nereye kadar götürebilecekler. Şu an hep Alanyaspor sessiz sedasız üst tarafta konuşuldu ama Gaziantep hani galibiyetler de alamamıştı ligin başında. Yeni yeni onlar üst üste galibiyetlerle hani şampiyonluk potasını şu anda direkt içinde Gaziantep. Yani bakıyorsun 13 maç 24 puan. Hani kazansa bir maçını Alanyaspor'la aynı puana geliyor. Alanya 14 maç 27 puan. Onlar da bakalım dediğim gibi bu olayı nereye kadar götürebilecekler. Gerçi dün Şubudika yine enteresan bir çıkış yapmış. Sözleşmesi bitiyor. Yönetim de hani Mart Nisan ayı gibi görüşürüz demiş. Şubudika'da aslında bu durum bana saygısızlık demiş. Yani bu kadar geç sözleşme uzatma görüşmelerine başlamak. Yönetmesi de kolay bir teknik adam olmadığını her haftada gösteriyorum ben teknik Şubudika adam. Acaba büyükler için gündeme gelecek mi onu merak ediyorum ben. Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi öncesi adı böyle geçti ama o dönem genelde o menajer açıklamasıyla tartışılınca ben Trabzon'a riske girmez diye düşünüyordum. O kısmı biraz dizginleyebilirse Şubudika bence adaylardan biri olur önümüzdeki dönemde. En azından ismi geçer. Dinleyicimiz varmış hattımızda. Hakan'ı bugün biraz yoracağız ama günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun, buyurun. Her sabah sizi severek dinliyorum. İyi bir radyo dinleyicisiyim sizin. İyi bir futbol izleyicisiyim. Fanatik de Fenerbahçeliyim. İsminizi de yani, öğrenebilir miyiz? Emre Türk ben. Mert Erden. İstanbul'dan katılıyorum. Fenerbahçe her sene bize inanılmaz derecede ya futbol için yani iyi bir yerlere geleceğiz diye aşılıyorlar. Bu da bizi azme sokup bütün herkese bizde Fenerbahçe bu sene çok iyi yerlere gelecek diye iddiaya giriyoruz. Herkese ondan daha sonradan da başarısız olunca da bizi inanılmaz derecede üzüyor. Erol Hoca bana göre yanlış bir tercih etti. İyi bir teknik direktör olabilir ama Müev'deki gibi yani daha yeni oluşan bir teknik direktör, yeni çıkmaya çalışan bir teknik direktör. Bence gereksiz bir zamanda oldu. İlerleyen zamanda olsa daha iyi olabilirdi. Kim olmalıydı? Sizin bir adayınız var mı? Ya bana göre 3-4 sene önce gelen bir Hollandalı teknik direktör vardı. Dick Advocaat herhalde. Ya o ayarda mesela olmayabilir ama deneyimli bir teknik direktör, deneyimli yani. Yani bizde şu sorun var mesela her sene ya yemeği malzemeyi çok güzel alıyoruz, aşçıyı güzel almıyoruz ya da aşçıyı çok güzel alıyoruz, altına oyuncuyu çok güzel besleyemiyoruz. Ya Ersun Yanal mesela gelmemesi gerekirdi, getirdiler ama altındaki oyuncu kapasitesi çok dardı. Adam bir şey yapamadı. Aykut Kocaman da bir puanla şampiyonluğu kaybettiğimiz senede yine aynı. Oyuncularımız çok yetersizdi ama taraftarımız Aziz Yıldırım olan siniri ve öfkesinden dolayı takımın arkasında durmadı, maça gidilmedi. Aykut Kocaman kaybedildi. Ali Koç da taraftarın yazıyla taraftarı memnun edebilmek için benim dedi, bir bekleyen bir görüşüm var dedi. Aykut Kocaman değil dedi, gönderdi. Belki çok güzel işler yapmaya çalışıyor bana göre Ali Koç. İyi yerlere getirecek takımı yani sabretmemiz lazım ama her şeyi tam randımanla oturtması lazım. Yani teknik direktörde, futbolcuda her şeyin dört dörtlük olması lazım bence. Yani taraftar şu anda kilitlenmişti ama bir anda bu soğuk enerji hepimizi Fenerbahçe'den biraz uzaklaştırmaya başladı. Evet, Başakşehir maçında istediğimiz her şey yerine geldi. Erol Bulut'la futbolcuların arasındaki alışverişte, idmanlarda bile biz onu aldık yani hafta içinde. Oradaki idmanlarda Erol Bulut'un oyuncularla neşeli bir şekilde oynaması, eğlenmesi, o enerjiyi aldık. 3 haftadan sonra ben ilk defa bu hafta işte maçı izlerken dedim bugün o gün ya, bugün yeneceğiz dedim yani. Yeter yani 9 tane 7 tane de eksimiz olsa yeneceğiz diye bende bir enerji oldu.
ki ben inanıyorum bütün Fenerbahçe taraflarında oldu. Yani yeter ki herkes istesin, oyuncular istesin, Erol Hoca'nın biraz da arkasında dursunlar. Yani artık yapacak bir şey yok. Gelmemesi gerekiyordu, geldi. Geldiyse de herkes arkasında dursun. İnşallah çok güzel günler bizi bekleyecek. Yani şampiyonluğu olursak, yani önümüzdeki 2-3 sene inşallah daha da güzel yerlere getirecekler. Vallahi Emre Bey, Fenerbahçe yöneticisi gibi konuştunuz. Güzel konuştunuz. Hiç durmadan. Hani maç çok... sonunda size mikrofon uzatılsa Fenerbahçe pişman olmaz. Güzel açıklamalar yaparsınız. Çok sağ olun. Ben hiç zaten durmadan önce... güzel konuştunuz kafanızdakiler. Teşekkür ederim size. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi kolay gelsin. Şimdi bence şöyle bir durum var. Dedik ki hani bir türlü hocayla takım uyumunu yakalayamadı Fenerbahçe. Bu konuşuluyor. Bu gündemde var. Bunu ben başkalarından da duydum, okudum. İşte takım iyi, hoca kötü. Ya da kötü demeyelim, yetersiz. İşte hoca iyi, takım yetersiz. Bir türlü uyumu bulamadık diyor. Ama şöyle bir durum var. Mesela ligde iyi giden, iyi iş yapan, takdir kazanan takımlarda kadro kalitelerinin çok yüksek olmadığını görüyoruz. Ama hoca dokunuşları var. İşte bugün mesela Yeni Malatya Spor'dan program içerisinde kısa sürede bahsettik. Şimdi Yeni Malatya Spor'da Kubilay, işte Adem Büyük, Umut Bulut, bu tarz oyuncularla iyi bir yapı ortaya çıktı. Ha, bu yapı seni sezon sonunda nereye kadar götürür? Ya da hani Yeni Malatya Spor bu yenilmezlik serisini ne kadar devam ettirir? Sorun bundan daha farklı bir şekilde değerlendirilmeli. Ya da soru bundan daha farklı bir şekilde değerlendirilmeli. Tabii ki Yeni Malatya Spor ligde mağlubiyetler alacak, kötü günler geçecek. Ama Yeni Malatya Spor'un hedefine bu sezonu sorunsuz atlatmak, kazasız belasız atlatmak. O yönde de önemli adımlar attıklarını görüyoruz. Az önce Gaziantep'ten konuştuk. Gaziantep'te bir sen ne dedin? Bir hoca dokunuşu görülüyor dedin, değil mi? Hı hı. Mesela işte Hatay Spor'da da bir hoca dokunuşu olduğunu görüyoruz. Ne demek istiyorum? Her kadronun iyi şeyler yapma potansiyeli var. Yeter ki o kimyayı yakalayın. Oyuncu grubunu iyi anlayın. Oyuncu grubunu iyi anladıktan sonra oyuncu grubunu yapabileceklerine uygun bir sistem, bir formasyon tercih edin. Burada o zaman da şu soru ortaya çıkıyor. Peki Erol Bulut'un daha önce yönettiği takımlarda hoca dokunuşu yok muydu? Evet, hoca dokunuşu vardı. Erol Bulut'un yönettiği takımlarda hoca dokunuşu olduğu için zaten Fenerbahçe Erol Bulut'u tercih etti. Ama Fenerbahçe'ye bu teknik adam ya da başka bir teknik adam geldiği anda asıl soru şu oluyor bana göre. Kafasındakileri gerçekten yapabiliyor mu? Gerçekten istediği oyuncuları oynatıp istemediklerini oynatmama lüksü var mı? Bence orada biraz bu hocalar zorlanıyorlar. Çünkü ellerindeki kadro Anadolu takımlarındaki kadroya göre yönetilmesi çok daha zor bir kadro. Şimdi sen Erol Bulut olarak kredin çok fazla yüksek değilken belki kafandakileri tam olarak uygulayamıyorsun. Belki çok fazla konuşulan, çok fazla sunulan fikirlerden etkilenip kendi doğrularından uzaklaşıyorsun. Bu da seni belli ölçüde yanlışa sevk edebilir. Hem konuşulanlardan etkilenmen hem de takım içi dengeleri değiştirememen. Şimdi daha iyi bir teknik adam değil, daha güçlü bir teknik adam bu takımların başına geldiği anda, Mert Elam yıldız olsa da Mert Elam'ın performansını beğenmediği anda, Mert sen iyi değilsin, kenarda oturacaksın diyebilir. O güce, o krediye sahip. Ama Erol Bulut'un öyle bir durumu yok. Erol Bulut bazı şeyleri denemek zorunda. Ve onları denerken de kendi doğrularından uzaklaşıp savrulup gitme ihtimali var. Bence Anadolu takımlarındaki teknik adamlarla büyük takımlara giden bu tarz profildeki teknik adamları ayıran en önemli faktör bu. Anadolu takımında baskı sınırlı olduğu için hoca kafasındakileri daha fazla yapabiliyor. Şimdi orada sen, daha özgür. Burada o, aynen, işte anlatmaya çalıştığım nokta bağımlı hale geliyor. Sen ne dedin? Yeni Malatyaspor'da en çok beklenti olan oyuncu şu an yok dedin. Evet. Şimdi Fenerbahçe'de ya da Beşiktaş'ta en çok beklenti olan oyuncuyu kenarda bırakabilmek için kredinin daha yüksek olması lazım. Kredin daha yüksekken ama sağ sonuçlarında devam ediyor olman lazım. Beşiktaş'taki La için Sergen Yalçın'ın durumu gibi. Şimdi Beşiktaş ne kadar kötü giderse La o kadar fazla konuşulur. Çünkü takımdaki en yetenekli oyuncu. Bunu Arsenal Mesut Özil denkleminde de söyleyebilirsin. Arteta geldi, FA Cup'ı aldı, Community Shield'ı aldı. Mesut'un meclisi konuşulmuyordu. Ama Arsenal kötü gitmeye başladıktan sonra kredisi az olan bir hoca sürekli Mesut gündeme geldi. Neden? Çünkü en yetenekli oyuncu. Onu kullanamıyorsun. Takım da kötü sonuçlar alıyor. Dolayısıyla bu tablo ortaya çıkıyor. İşte bu denklemi çözebilmek de açıkçası teknik adamın daha çok bence iletişim becerileriyle alakalı.
Yani o iletişimi kurabilirse oyuncularla, kendini anlatabilirse, oradan bir şey çıkartabilirse başarı daha kolay geliyor. Ama onun dışında hakikaten yani bir Anadolu takımı oyuncularını yönetmekle büyük takım oyuncularını yönetmek, oradaki tercihleri yapabilmek bir değil. O yüzden Erol Bulut hani Fenerbahçe'de işler kötü gitse de başarısız bir teknik direktör değildir. Ya da her Anadolu takımından büyük takıma gelen teknik adam o farkı yaratamadığı anda ya olmadı erken geldi değildir olay. O daha çok yönetmekle alakalı bir sorunla ortaya çıkıyor. Yoksa bugün Erol Bulut gitsin biraz daha baskının az olduğu daha mütevazi bir kulübü yönetsin. Orayı yine kendi dokunuşunu yaparak o takımı eli yüzü düzgün bir takım ekip haline getirebilir. Ama aynı profili Fenerbahçe'de uygulayamıyorsun. Çünkü kesebileceğin, kesemeyeceğin oyuncular var. Kestiğin anda çok fazla kenarda bırakamayacağın oyuncular var. Bıraktığın anda problem, sıkıntı yaratan oyuncular var. İşte bunları yönetmek de biraz aslında tecrübeyle, iletişimle alakalı olabiliyor. Çok zor bir denklem. Dolayısıyla hani o hoca uydu, takım uymadı, takım uydu, hoca uymadı sorunun bence cevabı burada aranmalı. Yeni saate girdik Sabah Spor'unda ve bir dinleyicimiz daha var hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Mert abi, günaydın Ali abi. Barış abi var mı yok mu bilmiyorum. Barış abi yok bugün. Günaydın abi. Benim adım Ramazan, Beşiktaş taraftarıyım. Kartal Üniversitesi'nde çalışıyorum abi. Ali abi iki sorum olacaktı. Ali abi orada mı? Buradayım. Hoş geldin Ramazan. Hoş bulduk Ali abi. Ali abi ben Beşiktaşlıyım da iki sorum olacaktı sana. Birincisi abi Beşiktaş maçlarını izlediğim zaman yani sıkıntı nerede bilmiyorum ama çok zor gol buluyoruz yani. Anlamadım yani sıkıntıyı nerede çözmek, Beşiktaş nerede çözecek? İkinci sorum da abi devre arasında Talisca gelirse bu çözüm olur mu? İyi yayınlar abi. Teşekkür ederiz. Selamlar. Evet. Şimdi sene başında Beşiktaş'ın kadrosuna şöyle bir göz attığında gollerin nereden geleceği büyük bir soru işaretiydi. Bunu da hatta burada dile getirdik. Ondan sonra işte her teknik adam gibi biz de elimize kağıt kalemi aldık. Oyuncuların şu ana kadar yaptıklarıyla, yapabilecekleriyle kafamızda bir öngörüyle gol rakamlarını yazdık. Ama nereden baksan toplasan o rakamı çok fazla arttıramamıştık. Ama bu haftaya girilene kadar yani hafta içi maçlarında fikstürüne girilene kadar Beşiktaş da ligin en fazla gol atan takımıydı. Evet. Dolayısıyla evet Beşiktaş'ı izlediğin zaman bu takım öyle çok kolay çok rahat gol atar demiyorsun. Ama Beşiktaş bir yerde skorları bulmaya başladı. İşte ne oldu mesela Abubakar tamam penaltılar da var işin içinde ama şu ana kadar gol rakamı iyi oldu. Larin'den beklenmedik bir destek geldi Beşiktaş'ın zorlandığı bölümlerde. Gezal 5 asiste ulaştı. İşte Vida 2 gol attı. Atiba attı. O attı, bu attı. Rozier bile ilk golünü attı. Şey değil belki tamam lig değil ama işte kupa karşılaşmasında golünü attı. Bunlar futbolun içinde var. Beşiktaş açısından sezonun sonuna kadar bu tablonun çok da fazla değişeceğini düşünmüyorum. Hani Beşiktaş 1-0'ı bulana kadar bir sıkıntı yaşayabilir. Bir de kabul etmek gerekiyor ki çoğu takım ligdeki ağırlıklı olarak büyüklerle oynayan takımlar savunmada kalmayı tercih ediyorlar. Ve belli bir disiplinle de o işi yaptıkları zaman rakibin size açması kolay olmuyor. İşte dün çok net bir örneği. Evet. Yani 7 şutun 6'sı ortayla gelebildi. Ki 3'ü falan duran top. Akan oyunda çok zorlandı Beşiktaş. İşte burada neyi devreye sokacaksın? Burada mesela duran toplar önemli. İşte duran toplardan gol bulabildiğin zaman duran toplarda duran topu iyi kullanan ama aynı zamanda duran topa çalışan bir takım olduğun zaman belli bir avantaj elde ediyorsun. Ama özellikle kilit noktada oynayan oyuncuların performansının yüksekliği, sürekli ve istikrarlı olması da bu işi kolaylaştıran faktörlerden bir tanesi. Şimdi Larin 4 gollük 5 gollük bir katkı verdi. Eğer sezon boyunca o katkı işte sadece böyle 7-8 golle sınırlı kalırsa problem yaşarsın. Hani orada oynayan oyuncuların da formda olması gerekiyor. Bu da Allah'ın emri Beşiktaş gibi takımlar için. Hani Mensa 2 hafta iyi, 3 hafta kötü bunu çok tolere edemez Beşiktaş kadrosu. Öyle bir kadro değil. İşte Enkudu, Gezal yani hepsi aynı anda olmasa da o dörtlü, o beşli
kim oynuyorsa işte Mensah, Abubakar, Larin, Gezal, say oradaki oyuncuları. O oyuncuların 6 tane oyuncu varsa 3'ü 4'ü formda olacak. O şekilde düşe kalka da olsa zirve yarışının içinde kalırsın. Ondan sonra detaylar senin ne kadar gidebileceğini belirler. O yüzden hani Ramazan'ın Beşiktaş'la ilgili endişesi normal. Çoğu Beşiktaş taraftarında da vardır. Ama Beşiktaş neyi daha iyi geliştirebilir? Neyi daha iyi yapabilir? Bir kere takım savunması üzerinde Beşiktaş çalışırsa, Beşiktaş geriye düşmediği sürece her karşılaşmada büyük takım olduğu için gol atma ihtimali var. Dolayısıyla evet, tabii ki hücumcuların performansı önemli ama takım halinde savunmanın da bireysel hatadan uzaklaşması, rakibe kolay pozisyon vermemesi sezon içerisinde Beşiktaş adına gelişirse, bu Beşiktaş açısından hani işin hücum tarafını çözmekten daha kolay bir güvence olur. Çünkü büyük takımsın işte, bak dün duran topla çözdün, yarın öbür gün bir şutla çözersin, yarın öbür gün bir oyuncunun bir anlık sihriyle çözersin karşılaşmayı. Ama yeter ki sen basit hatalarla geriye düşme, bir gol atabilip kazanabileceğin karşılaşmada 2-3 gol atmaya çalışma. Zaten mesela Erol Bulut'un en büyük şikayeti bu değil mi? Ne diyor? Kalemize gelen ilk top gol oldu. Geçen sene Fenerbahçe en çok bundan şikayet etmiyor muydu? Evet. Kalemize gelen ilk top gol oluyor. Evet. Trabzonspor neden şikayet ediyordu? Öne geçiyoruz, çok güzel ama savunamıyoruz. Dolayısıyla eğer hücum organizasyonları, hücumdaki katkın istediğin seviyede değilse, istediğin verimlilikte değilse, bu kez işin savunma kısmını en azından işte bireysel hatalardan uzaklaştırmak en önemli formül olarak gözüküyor. Onu yapabilirsen, yapabilirse herhangi bir takım, bence öne fırlar. Şimdi geçen sene Trabzonspor elindeki hücum hattı, elindeki hücum hattının yetenekleri ve elindeki hücum hattının istikrarıyla beraber neden şampiyon olamadı? Bu yüzden şampiyon olamadı. Şimdi Trabzonspor her maç kazanmak için 2-3 gole ihtiyacı vardı. Çünkü hep gol yedi. Koruyamadı, gol yedi. Bir tane yedi, 3 tane atmak zorunda kaldı. 2 tane yedi, 3 tane atmak zorunda kaldı. Hep bunları çözemediği için öyle bir problem yaşadı. Talişka'ya geçmeden ben senin tamam, yoldan devam edeyim. Beşiktaş son maçlarda, özellikle ilk yarılarda çok zorlanıyor. Ali abi, bu maç Ankara Gücü maçı ilk yarı 0-0 geçti. Erzurum maçı ilk yarı 0-0, golü bir penaltıyla buldu ve sonrası geldi. Ondan önce Alanya maçı ilk yarı 1-0 geride, gol son bölümde bir penaltıdan geldi. Kasımpaşa maçı 3-0 kazanıldı ama ilk yarı yine adeta çöpe atılmıştı. Son dakikada Mensah'ın o golü geldi, sonra açıldı. Kasımpaşa'nın kırmızı kartıyla birlikte Beşiktaş rahatladı. Bu ilk bölümleri gerçekten son 4 karşılaşmaya baktığımızda sıkıntı Beşiktaş'ın. Akan oyunda da öyle hani gümbür gümbür oynadığı maçlarda değildi bu karşılaşmalar. Hani ilk yarıda neler kaçtı, 0-0 bitti, 1-0 geride oldu demedik Beşiktaş için. Herhalde bu Sergen Yalçın'ın öncelikle çözmesi gereken noktalardan biri ilk yarı performans. Bütün karşılaşmaların ortak özelliğini gol yemedi. Alanya maçı hariç, evet. İşte Alanya maçını kaybetti zaten Beşiktaş. Hı-hı. Ama kazandığı karşılaşmalarda Kasımpaşa maçında gol yemedi. Kasımpaşa öyle aman aman pozisyon da vermedi. Ama işte Ankara Gücü maçında mesela golü yemesi çok daha yüksek olasılıktı. Erzurum maçı pozisyon vermedi. İki karşılaşmada ilk gol attıktan sonra rahat rahat çözdü. Ankara Gücü maçı, Ankara Gücü'nün oyun anlayışı artı oyuncu profili yüzünden daha zor geçeceği zaten belliydi. Orada da vermemesi gerektiği kadar pozisyon verdi. Ve biraz da şansının yardımıyla ilk golü atan taraf oldu. Ama şifre Beşiktaş açısından her zaman ilk golü bulmak. İlk golü bulduğun zaman zaten hani sadece Beşiktaş özelinde değil, her takım için kazanma şansı oldukça yükseliyor. Ama Beşiktaş'ın kendi dinamikleri içerisinde de bu sezon kritik noktalardan bir tanesi. Şimdi bak Beşiktaş'ın kazandığı karşılaşmalara, puan aldığı karşılaşmalarda genelde hep öne geçtiği. Şimdi Başakşehir maçı mesela. İyi futbol, iyi oynanan bir oyun. Başakşehir önünde 3-0 öne geçen bir takım. Ondan sonra Başakşehir'in geri gelmesi. Denizli deplasmanı, iyi başlayan, iyi oynayan, öne geçen, ilk golü bulan. Ondan sonra maçın sonunda sıkıntı çeken bir taraf. Fenerbahçe maçı keza öyle. İyi başlayıp gol, yani Beşiktaş'ın her karşılaşmada da kötü başladığı, kötü gittiği yok. İyi başladığı, domine ettiği, skoru aldığı, avantajlı olarak devam ettiği ama sonrasında zorlandığı karşılaşmalar da oldu. Ama
Beşiktaş'ın geriden gelip kazandığı maç oldu mu? Bilmiyorum ama bu öne geçip kazanma konusunda da ligin en iyisi olduğunu geçen istatistikte paylaşmıştım. Öyle zaten aslında. Şimdi o yüzden bak Trabzon maçı öne geçti Beşiktaş. Evet. Kazandığı maçları söylüyorum sana. Denizli maçı öne geçti. Yeni Malatya maçı 1-0 zaten. Başakşehir maçı öne geçti. Fenerbahçe maçı öne geçti. Kasımpaşa, Erzurum. Beşiktaş öne geçti. Tüm maçları kazanmış. Yok, bir Antalya mücadelesi var. Ki tek istisna pardon, galibiyetleri ha. Hep öne geçtiği karşılaşmalar. Düzelteyim. Geri dönüp öne geçip puan verdiği tek karşılaşma hangi maç? Antalya maçı. Antalya maçı. Bu sezonki geçen sezondan bu yana tek maç bu. Sanıyorum tamam. Toplamda 26'da 25 kazanıyor bir bu maç. Evet doğru, sen Antalya bu istatistiği söylemiştin. Evet. Şifre belli zaten o zaman. İlk golü atarsan kazanma ihtimali çok çok yüksek. Ama ilk golü atarsa kazanıyor. İşte yani. Bir maç istisna ve bunun haricinde kazanmış. Son iki sezona baktığımızda Bablacı döneminden bu yana tutulan bir istatistik. O açıdan kritik. Şimdi bir de Talişka konusu. Ama bak pardon. Alanya maçı ilk golü 7 kaybetti. Antep maçı ilk golü 7 kaybetti. Gençler Birliği maçı zaten 1-0 bitti. Konya maçı ilk golü 7 kaybetti. Evet aynen. Yeni ilgilerin tamamı da ilk golü 7 karşılaşmalar. Evet, geri de dönemiyor ama öne geçtiğinde evet, zaten de bırakmıyor. Zaten tek beraberlik var. Hı hı. İlk gol şifre Beşiktaş'ın maçlarında. Bu kadar basit. Talişka'yı da çok kısa değerlendirelim. Mensah'ın olduğu bölge için tabii düşünülen bir oyuncu ya da taraftar düşündü ama yönetimin çok herhalde düşünmediği bir hayal olarak kalacak bir oyuncu artık bundan sonra. Ya Talişka şimdi aslında Beşiktaş gibi ilk golü atmakta zorlanan, kilidi çözmekte zorlanan takımlar için ideal bir isim. Çünkü o anlık sihri en rahat yapabilen isimlerden biri. Bir açık bulur bir şutla. Talişka nasıldı hatırlayın. Şimdi Talişka hiçbir zaman Beşiktaş'ta o pas oyununa, hatta Sosa'dan sonra geldiği için daha burada hatırlıyorum ben. Daha birinci, ikinci haftada ben tribünde izlediğim zaman Talişka'yı tamamen farklı profilde bir oyuncu olduğunu, Sosa gibi bir oyuncu beklememesi gerektiğini Beşiktaş taraftarlarının burada söylemiştim. Hatta abi sen ne diyorsun diyenler de olmuştu. Çünkü Sosa ile Beşiktaş merkez orta sahası tamamen farklı. Kısa paslarla adeta örerek rakip ceza sahasına kadar giden bir takım. Ondan sonra orada sadece Sosa ayrıldı Beşiktaş'tan. Talişka geldi. Talişka ikinci forvet. Talişka Sosa gibi pas alışverişine girmez. Takımın hücumunun temposunu ayarlamaz. Hızlandırıp yavaşlatmaz. Ama Talişka öyle bir oyuncu ki 45 dakika sahada yoktur. Ama 45+1'de bir 10 saniye sahne alır. O 10 saniyede skoru değiştirir. Talişka öyle bir oyuncu. Şimdi bu tarz Beşiktaş gibi çözmekte zorlanan bir takımda Talişka tabii ki fayda sağlar. Mesela neden Laiç dendi? Çünkü Laiç de yetenekli. Hani Talişka gibi özellikleri yok ama Laiç'in de sihir yaptığı anlar bu Beşiktaş kadrosunda yapabilecek oyuncu açısından en fazla Laiç'te vardı. Ama Talişka transferi olur mu derseniz bana göre olmaz. Beşiktaş'ın hala çok ciddi ekonomik problemleri var. Sabreni yapmıştık yani. Bırak tabii. Transferi atıyorum kulübe bir personel almakta aynen. Bile yani kurtulamadığı kenarda olan işte 4 tane şu an oyuncusu var. Sözleşmesi devam eden. Hiç faydalanamadığı takımdan yüksek kontratlı 2 oyuncusu var. Laiç. Yani dün Laiç sordu. Laiç zaten yok ki dedi Sergen Yalçın. Pazartesi idmanda da beklemiyorum evet. Gökhan Töre'yle ikisini. Beklemiyor dedi. Yani. Laiç'ten bir şey beklemiyor artık. Zaten hani Laiç, Beşiktaş, Falcao, Galatasaray durumu gibi oldu. Artık devre arası bekleniyor belli ki yolların ayrılması için. O yüzden evet Talişka'yı al bu takımda sağ içine at. Hakikaten sana fark yaratır çözemediğin maçlarda. Ama o transferin gerçekleşmesi bana sorarsanız çok mümkün değil. Hani seninle konuştuk Talişka'nın paylaşımları olarak. Ben dedim ki hani belki Çin'deki bu yeni maaş düzenlemeyle beraber, maaş sınırıyla beraber Talişka'ya hani Avrupa'daki rakam makas daraldı. Bu Talişka'nın kafasında bir yer etmiş olabilir dedim ama sen dedin ki devam eden kontrat. Evet, 2 sene daha sözleşmesi var. Alacak. Mesela 1 sene olsaydı belki derdim. Hı hı. Ama 2 sene 2 sene deyince tabii orada artık Talişka zaten Çin'e gitmesi ekonomikti. Talişka'nın tamamen duygusal sebeplerle gitti. Tabii. Çin'de ne işi var normal evet, şartlarda? Evet. Yani oraya iyice iyi para kazanmak için giden bir oyuncu açısından 2 senelik işte 8 milyon euro civarında bahsedilen bir kontratı da tamamlamadan dönmesi ki oraya uyum sağlamış da bir oyuncu. Yani oraya gidip de vızlamadı adam. Evet. Uyumsuzluk da yapmadı. Oynadı, gollerini attı. Burada ne yapıyorsa orada aynısını yaptı. Başarılı da oldu. Şimdi öyle bir oyuncunun kopup Beşiktaş'a gelmesi o 8 milyon euroluk kontratı bırakıp parasını almama ihtimalinin yüksek olduğu bir Beşiktaş'a gelmesi çok düşünülemez.
Devam ediyoruz Sabah Spor'una. 9.24 saatlerimiz iddia günün kuponu vakti ama bugün kupon vermeyeceğiz sizlere. Çünkü bültende çok karşılaşma yok. Bir tek TFF 1. Lig'de Altay-Ümraniye Spor mücadelesi var ama onun haricinde Mısır Premier Ligi, Pers Körfez Ligi, Arap Körfez Ligi gibi ülkelerden maçlar var. O yüzden boş geçeceğimizi söyleyelim bugün. Ama ben bir hatırlatma yapayım. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları öncesi. Tabii ki bayiden oynayan da birçok dinleyicimiz olduğunu tahmin ediyorum. Tabii hafta sonu her yer kapalı olduğu için, yani bahis için en azından bayiler kapalı olduğu için ne yapacağız diye düşünmeyin. Sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce telefon numaranızı kullanarak bayide üyeliğinizi oluşturabiliyorsunuz ve dilediğiniz tutarda bakiyeyi de yüklüyorsunuz. Hafta sonunda oynanacak karşılaşmalara bu şekilde bahis yapabileceğinizi ben hatırlatmış olayım. Daha detaylı bilgi istiyorsanız da yine iddia.com'a girebilirsiniz. Orada yardım menüsü var. Orada gerekli yönlendirmeler size de yapılacaktır. Sen dedin ki bugün az maç var. Dolayısıyla kupon vermeyeceğiz. Dinleyenler de şunu diyebilir. Dün çok maç vardı. Kupon verdiğinizde ne oldu? Ne oldu? Bu soruyu sorabilirler. Haklılar tabii. Ne oldu? Soruyu sormakta. Dinlediğim için yani. Dün Ankara Gücü Beşiktaş maçını 2.5 gol üstü demiştik. Ben de evet gollü bekliyordum. Doğru. Hatta Ankara Gücü'nün gol bulup Beşiktaş'ın kazanabileceği bir karşılaşma olabilir demiştik. İyi niyetli bir tahmindi. Evet. Tek golle kaldı. Diğer tahminde Kayserispor galibiyetiydi. O da yine aslında maçın gidişatına göre çok da kötü bir öngörü olmadığı bence ortaya çıktı. Hani az önce program başında anlattık maçın nasıl gittiğini. İyi niyetli bir kupondu ama yanına bile yaklaşamadı. Canı sağ olsun. Dünkü raporu da vermiş olalım böylece. Evet, hafta sonu tabii bülten yine hareketli. Cumartesi günü çok alışık değiliz ama iki maç var. 16'da Göztepe Karagümrük ve 19'da Trabzonspor Galatasaray maçı ki haftanın mücadelesi. Pazartesi günü 4 karşılaşma dikkat çekiyor. 16 seansında 2 maç, 19 seansında yine 2 karşılaşma var. Oranlara ben şöyle bir göz attım. Genelde birbirine yakın maçlar göze çarpıyor. En favori olan takım Başakşehir bu hafta. Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecekler. 1.45 Başakşehir'in galibiyet oranı. Ondan sonra Yeni Malatya Erzurum maçında Yeni Malatya 1.62 ile favori ve Beşiktaş Sivas Spor maçında 1.65 ile yine favori olan taraf ama onun haricindeki maçlara bakıyorum. 1.90'dan başlıyor. Yani hep yakın geçmesi beklenen karşılaşmalar bizi bekliyor. Mesela Gaziantep Alanyaspor bu haftanın herhalde en iyi maçlarından biri. 2.45 Gaziantep, 2.15 Alanyaspor. Bence muazzam bir karşılaşma. Yani Gaziantep'in savunma anlayışı, uzun top anlayışı, diğer tarafta Alanyaspor'un topa hakim oyun yani Alanyaspor herhalde minimum %70 topa sahip olur bu karşılaşmada. Çok rahat. Öyle çok gözüküyor. Rahat. Gaziantep ligin toplayan az oynayan takımı. Açık ara 21. sırada bu konuda. Çok enteresan bir maç. Göztepe Karagümrük o karşılaşma da çok yakın. Göztepe de bu arada bir yandan istatistiklere bakıyorum. Ligin en az şut çeken takımı maç başına. Gol konusunda çok verimliler. Gol rakamları birçok takımın üzerinde ama rakip kaleyi de zorlamakta sıkıntı yaşayan bir takım. İki maç da atmadım zaten 9 golü Göztepe. Evet, ligin başında değil mi? Bir ilk 5 gol attı. Evet, sonra başta bir 4 gol attı. Evet, onun haricinde golü buldu. Zorlandılar hücumda. İlhan Palut'la da ben yolların ayrılabileceğini söylemiştim ama henüz o konuda resmi bir gelişme de yok herhalde. Bu karşılaşmada da son bir kez görüp Göztepe yönetimi iyi yaşa Ali abi. Hep beraber. Sonra karar verecektir. 26 Erzurum kritik maç. Erzurum'da Mesut Bakkal ilk karşılaşmasına çıkacak. Onların da herhalde 5 maç oldu. Bak başladıysam durmayabilirim. Senin evet alerjik reaksiyon var. Evet. Yayında olmuyordu çok senin. Genelde reklam arasında. Hakan'ın yanına gittim böyle oldu. Evet, Hakan'da bir alerjik durum söz konusu. Deniz Ankara Gücü mesela alt tarafı direkt olarak ilgilendiren yine bence izlemeye değer maçlardan biri. Denizli Yalçın Koşukovak'la Ali abi devam ediyor galiba. Neyse ben götürürüm Ali abi, merak etme. Gözün arkada kalmasın. Denizlispor Ankara Gücü mücadelesi. Yalçın Koşukovak'la 2'de 2 yapan bir Denizli. Onlar da Ankara Gücü'nü konuk edecekler. Bence çok keyifli bir maç olacak. Başakşehir Kasımpaşa bir İstanbul derbisi diyebiliriz. Ufak çaplı bir İstanbul derbisi. Kasımpaşa 4-0 kaybetti. Bir önceki maçta Başakşehir de üst üste 2 maçı kaybetmiş oldu ve bakalım Başakşehir de bu maçı artık kaybederse iyice küme düşme hattına yaklaşacak. Halihazırda zaten çok yakın ama tehlike çanları daha sıkı bir şekilde çalabilir onlar adına.
Pazartesi gününe bakalım. 16'da Gençler Birliği Kayseri Spor maçı var. Gençler Birliği bu hafta tabii kaybetti Sivas Spor'a. Bir reaksiyon peşinde. Kayseri Spor iyi götürdüğü maçı son bölümde 2 gol yiyerek kaybetti. Onlar da küme düşme hattında. Gençler Birliği de küme düşme hattında. Yani bu hafta o alt tarafta gerçekten önemli karşılaşmalar var. Birbirleriyle direkt rakip olan takımlar mücadele edecekler. Antalya Spor Hatay Spor maçı hani Antalya favori gösterilmiş ama Hatay Spor da çok tehlikeli bir takım olduğunu bu sezon sıklıkla gösterdi. Antalya'dan bana kalırsa çok daha organize bir ekip görüntüsü veriyor. Bu maçta bir Hatay galibiyeti bana çok sürpriz olmaz ve Beşiktaş Sivas Spor maçı hadi haftanın önemli karşılaşmalarından biri. Geçen sezonu 3 ve 4. sırada bitiren iki takım karşı karşıya gelecek. Gradel performansında herhangi bir düşüş yok. 33 yaşında ve şu anda bu ligde tüm oyuncular arasında herhalde Samassa'dan sonra en çok süre alan futbolcu konumunda. Ki saha içine bakarsak kalecileri ve hani savunma oyuncularını çıkaralım. Gradel bu anlamda çok istikrarlı. Bu da çok alışık olduğumuz bir durum değil. Sonuçta hücum oyuncuları çok fazla değişikliğe uğruyor. Koronavirüse yakalanma ihtimali vardı ama şimdilik Gradel'de istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bu vesileyle hani kupon veremedik belki ama haftanın karşılaşmalarında böyle kısa bir göz atmış olduk. Tabii haftanın maçı Trabzon Galatasaray, Trabzonspor Abdullah Avcı'yla aslında iyi bir seri yakaladı sonuçlar anlamında. Mağlubiyet yok, kalesinde çok az gol giriyor ama asıl test işte bu karşılaşma olacak. Onun adına da ve Trabzonspor için. Galatasaray'da da o Karagümrük mağlubiyetinden sonra Göztepe maçıyla bir toparlanma sinyali gelmişti. Özellikle ilk 15 dakikadaki oyun beğenildi Galatasaray için. Bakalım Trabzon karşısında da o isteği, o enerjiyi görebilecek miyiz Galatasaray'dan ve ben merak ediyorum Fatih Terim'in ilk 11 tercihi nasıl olacak? Hani geçen maçı kazandı, kazanın 11'i bozmayacak mı yoksa dinlendirmek için birkaç oyuncu mu değiştirdi? Bence bunu da göreceğiz ama aynı 11 çıkarsa hani Arda Turanlı, Feghouli, Belanda ben o bir önceki maçtaki gibi böyle baskı ya da bunu maçın geneline yayabilecek bir görüntüde olmayacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Bakalım onu da cumartesi İki ekip arasında şu an 6 puanlık bir fark var. Futbol enteresan oyun hakikaten. Eğer Trabzonspor kazanırsa evet bir maç fazlası olacak ama Galatasaray'lar arasındaki puan farkını da sadece 3'e indirecek. Ve zirveye bayağı yaklaşmış olacak. Bu bakımdan ilginç. Ama diğer yanda ben Abdullah Avcı'nın beraberliğe de çok fazla itiraz etmeyeceğini düşünüyorum. Zaten 5 maçında ligde her maçı neredeyse öyle geçti. Yani yenilmeyeyim, gol yemeyeyim. Hani bir tane atarsam ne hala işte son Hatay maçı. Hiçbir şey gösteremedi Trabzon. Bir duran topla işte. Dün Beşiktaş'ın kazandığı gibi sonuç olarak öyle kazandı. Ama mesela sen teknik direktör olsan hangisini tercih edersin? Şu an çok fazla takımına güvenmediğin belli. Kupa yenilgisinde zaten bunu açık bir şekilde dile getirmiştin. Hatay karşısındaki oyunu gördük Trabzonspor'un. Ama mesela bu karşılaşmada risk alıp eğer bir galibiyet çıkarabilirsen bir anda tabii o özgüveni farklı bir noktaya getirip zirveye yaklaşmanın verdiği işte o özgüvenle farklı bir noktaya taşıma ihtimalin var. Çünkü böyle maçlar sezonda genelde keskin virajlar oluyor. Belirleyici hatlar oluyor. Mesela Abdullah Avcı Beşiktaş döneminde de Galatasaray'a gelmişti zannedersen 1-0. Evet. Kim atmıştı? Golü kim atmıştı? Aynen o karşılaşma. Ondan sonra Beşiktaş takımı farklılaşmıştı. Hı hı. Şimdi Trabzonspor maçında böyle bir kırılması olabilir Abdullah Avcı adına. Ama kolay değil. Çünkü Trabzonspor'un evet ligde bir namağlup serisi var, evet az gol yiyor ama oyun olarak kimseyi tatmin ettiği söylemez. Şimdi son Hatay Spor karşılaşmasında ne dedik burada? Trabzonspor en fazla bir puan alabilirdi. Evet, ama 3'ü aldı Trabzonspor cebine. Galatasaray biraz daha organize, biraz daha tempolu, biraz daha kaliteli. Ama tabii deplasman faktörü var onlar açısından da. Bakalım her bakımdan ilginç bir mücadele olacak. Son bölümdeyiz. Birkaç dakikamız var. Bu birkaç dakikada gazetelerden birkaç haber paylaşayım istiyorum. Şimdi maçlar seyircisiz olunca kenarda da bir basın mensupları o konuşmaları, aksiyonları çok daha rahat süzebiliyorlar ve bununla da ilgili çok fazla haberler görüyorum ben. Mesela bugün iki farklı gazetede Fenerbahçe Başakşehir maçıyla alakalı bir olay paylaşılmış muhabirler tarafından. Caner Erkin maçta oyundan alınıyor 88'i gösterdiğinde dakikalar ve Caner Erkin sinirlenmiş oyundan alınmasına. Hatta şöyle demiş
Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver ne olursun, sen bana sabır ver Allah'ım diye söylene söylene dışarı çıkmış. Erol Bulut onu sakinleştirmeye çalışmış ama başaramamış. Yani herkes soyunma odasına gitmiş. Tabii maç esnasında aslında ben bunları süzememiştim. Sonra Emre Belezoğlu bu durumu fark etmiş yukarıda locadan. Ona galiba aşağı inip geri gel demiş soyunma odasından. Sahaya dön tekrar yedek kulübesinin oraya. Caner Erkin dönmüş ama yedek kulübesine değil de kenarda başka bir yere beklemiş galiba. O tünelin orada bir yerde beklemiş Caner Erkin. Bunlar enteresan detaylar maçtan. Ben dediğim gibi maçında hissedememiştim Caner Erkin'in bu sinirini ama bu tarz sezon içinde çok fazla haber gördük Ali abi. Hiç bu tarz haberler bence ön planda olmuyordu. Yani evet. Ben bunu seyircisiz olmaya her şeyin çok rahat duyulmasına aynen. Bağlıyorum. Çok büyük statlar, çok az insan bir şey söylediğin anda herkes tarafından duyuluyor net şekilde. Aynen tek sebebi o. Aslında oyuncular burada biraz durumu anlayıp ona daha göre dikkatli tepki, olmalı, tabii daha dikkatli olmalılar. Çünkü böyle bir şey yaptığı anda şimdi hocanın da itibarını biraz zedeliyor. Hani Allah'ım sabır ver, Allah'ım sabır ver dediğin zaman hani ben bu anda oyundan alır mıyım? Yanlış bir karar verdin. Şimdi bunu herkes duyduğu anda pek hoş olmuyor ama statta 50 bin kişi varken bağırıp çağırdığın zaman kendi kendine bağırmış çağırmış oluyorsun genelde. Çok yakındakiler seni duyabiliyor. Hakikaten orada bazen o kadar ses yüksek oluyor ki hiçbir şey duyulmuyor. Oyuncu istediği kadar bağırsın, çağırsın, küfür etsin hiçbir şey duyulmuyor. Hı-hı. Ama böyle olduğu anda işte oyuncu da biraz aslında hocasına sinirlenebilir. Normal. Ama Caner işte Sosa, Gökhan Gönül, Gustavo çok çok tecrübeli oyuncular. Hani bunların sonuçlarının nereye gidebileceğini öngörebilirler. Atıyorum Ferdi yapsa bunu dersin ki tecrübesiz bir oyuncu. Daha 21-22 yaşında oyuncu. Hani tecrübesiz olduğu için bunu yapabilir ama Caner'in, Gökhan'ın işte o takımdaki beklentinin yüksek olduğu oyuncuların biraz daha dikkatli olması gerekir. Çok önemli bir olay mı? Değil. Ama işte bunun gibi şeyler birikirse sezon içerisinde hocanın itibarı zedeleniyor. Mesela bu hafta Cagne'de. Bu hafta mıydı? Bu haftaki maçta mıydı? Oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasını yön tutmuştu ama onunla ilgili ben şey göremedim hani söylendiği ne dediği. Gerçi Türk olmadığı için de böyle bir dezavantajı ya da avantajı kendine göre var. Fenerbahçe ile kapatalım. Onlar da bu haftayı bay geçiyorlar. Maçları yok ve 4 Ocak'ta bir sonraki karşılaşma. Yani önümüzdeki hafta pazartesi günü oynayacaklar. Bir sonraki hafta Kasımpaşa maçı. Onlar adına da tabii rahat bir nefes. Şimdi galibiyet geldi Başakşehir karşısında. Ben her ne kadar oyunlarını beğenmesem de sonuç olarak hanesine 3 puan yazdırdı. Baskı biraz kırıldı. Sakat futbolcuları çoktu. Onların geri dönmesi bekleniyor. İşte Valencia, Perotti, Samatta, Sosa, Gökhan Gönül'ün hafif sakatlıkları vardı. Onlar eminim ki bu süreçte toparlayacaktır. Noel dönemi oyuncular 2-3 gün aileleriyle beraber vakit geçirip yabancı oyuncular biraz daha mevcut ortamdan uzaklaşabilirler. Yeni yıl dönemi işte yerli yabancı oyuncular için biraz böyle bir şey oldu. Hani o çok yoğun fikstürden uzaklaşmak için aslında güzel. Bay çekmek için güzel, evet. En iyi dönem bence bu dönem. Aynen. Fenerbahçe o açıdan şanslı. Bir de bir sonraki hafta maçını pazartesi oynuyor olması da normalde çok gümbür gümbür gelse Fenerbahçe hani kötü olabilirdi. Yok, buna ihtiyaçları vardı. Evet, hani şu yüzden de Galatasaray için konuşuyoruz tabii. Ya da iyi giden takımlarda böyle bir soluklanma çok işlerine gelmiyor ama Fenerbahçe öyle çok gümbür gümbür oynamıyordu futbolu. Bu ara kesinlikle pazartesi olması da bence işlerine geldi. Bakalım orada nasıl dönecekler? Çünkü Kasımpaşa maçı üstüne bir de Alanyaspor karşılaşması olacak. Fenerbahçe için zorlu iki karşılaşma onları da bekliyor. Evet, bitirdik bugünlük ve bu haftalık Sabah Sporunu. Herkese teşekkür ediyoruz. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.